Taiflileri imana daveti. Müşrikler sevgili peygamberimizden pek çok mucizeler gördükleri halde inatlarından iman etmiyorlar. Üstelik Müslüman olan çocuklarına, kardeşlerine, akraba ve arkadaşlarına eziyet ve zulümden geri kalmıyorlardı. Onların gittikçe şiddetlenen bu zulüm ve işkencelerine sevgili peygamberimiz çok üzüldüler. Mekke yakınlarında bulunan Taif'e giderek, halkını İslam'a davet etmeyi düşündüler. Bu sebeple yanlarına Zeyd bin Harise'yi alıp, Taif'e vardılar. Taif'in ileri gelenlerinden Amr'ın oğulları, Abdiyalil, Habib ve Mesud ile görüştüler. Onlara İslam'ı anlatıp, Allahü Teala'ya iman etmelerini istediler. Onlar, iman etmedikleri gibi, hakarette bulundular. Üstelik Allahü Teala peygamber göndermek için senden başka kimse bulamadı mı? Allahü Teala senden başkasını peygamber göndermeye aciz mi? Memleketimizden çık git de nereye istersen oraya git. Senin kavmin söylediklerini kabul etmedi de onun için buraya geldin, değil mi? Yemin ederiz ki biz de senden uzak duracağız. Hiçbir isteğini kabul etmeyeceğiz, dediler. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından üzüntüyle ayrıldılar. Sekif kabilesini on gün veya bir ay İslamiyete davet ettiler. Fakat hiçbiri iman etmediği gibi ayrıca alay ettiler, işkence yaptılar ve yuhaladılar. Çocukları ve gençleri, geçeceği yol kenarlarına dizerek, taşa tuttular ve üzerine saldırttılar. Taifli gençlerin attığı taşlara, Hazreti Zeyd, vücudunu siper ederek, Peygamberimize bir zarar gelmesini önlemeye çalışıyordu. Zeyd hazretleri, sevgili Peygamberimizin etrafında dört dönüyor, taşların ona değmemesi için çırpınıyordu onun mübarek vücuduna bir zarar gelmesin diye, kendisine gelen taşlara aldırmıyordu. Canını bu günlerde feda etmek için fırsat beklemiyor muydu? İşte alemlerin efendisini taşlıyorlar, eziyet, işkence yaparak yurtlarından çıkarmaya çalışıyorlardı. Hazreti Zeyt, Peygamber Efendimizi korumak için sağa sola koşturdukça taşlar başına, vücuduna, ayaklarına birbiri peşinden değiyordu. Bu sebeple Hazreti Zeyd'in her tarafı kan içinde kalmıştı. Sevgili peygamberini korumak için varını yoğunu harcıyor, taş atan zalimlere karşı avazı çıktığı kadar yapmayın, vurmayın. O alemlerin efendisidir, Resulullah'tır o. Benim vücudumu parça parça yapın fakat peygamberimize bir zarar gelmesin.'' diye bağırıyordu. Zeyd bin Harise'yi aşarak, Resulullah Efendimiz'e gelen taşlar, Efendimiz'in mübarek ayaklarını kan içinde bırakmıştı. Sevgili Peygamberimiz, üzüntülü, yorgun ve yaralı bir halde, Utbe ve Şeybe ismindeki iki kardeşin bağına yaklaştılar. Orada, bütün mü'minlerin canlarını feda etmek istediği Resulullah Efendimiz, mübarek ayaklarından akan kanları sildiler. Abdest alıp, ağacın altında iki rekat namaz kıldılar. Sonra mübarek ellerini kaldırıp, münacaatta bulundular. Bu hali bağ sahipleri seyrediyordu. Rasulullah Efendimizin başına gelenleri görmüşler, garipliğine şahit olmuşlardı. Merhamet damarları harekete geldi. Addas ismindeki köleleriyle üzüm gönderdiler sevgili peygamberimiz üzümü yerken besmele çekti üzümü getiren köle Hristiyanlıydı. besmeleyi işitince şaşırdı yıllardır buralardayım kimseden böyle bir söz duymadım bu nasıl kelamdır diye sordu Resulullah sen neredensin buyurdu Addas Nineveliyim dedi. Resulullah Yunus'un aleyhisselam memleketinden imişsin buyurdu. Addas sen Yunus'u nereden tanıyorsun? Onu buralarda kimse bilmez dedi. Resulullah o benim kardeşimdir. O da benim gibi peygamber idi buyurdu. Addas bu güzel yüzün bu tatlı sözlerin sahibi yalancı olamaz. Ben inandım ki sen Allah'ın resulüsün," dedi, Müslüman oldu. "Ya Resulallah, yıllardır bu zalimlere, bu yalancılara kölelik ettim. Herkesin hakkını yiyorlar, herkesi aldatıyorlar. Hiç iyi tarafları yok. Dünyalık toplamak ve şehvetlerini tatmin için her alçaklığı göze alıyorlar." Onlardan nefret ediyorum. Sizinle birlikte gitmek, size hizmetle şereflenmek, cahillerin, ahmakların size yapacağı saygısızlıklara hedef olmak, mübarek vücudunuzu korumak için feda olmak istiyorum." dedi. Resulullah Efendimiz tebessüm ederek "Şimdi efendilerinin yanında kal. Az zaman sonra adımı her yerde işitirsin. O zaman bana gel." buyurdu. Bir müddet istirahat edip, Mekke'ye yürüdüler. Mekke'ye iki konaklık bir mesafe kaldığında, bir bulutun kendilerini gölgelemekte olduğunu gördüler. Dikkatle baktıklarında, Cebrail aleyhisselam olduğunu anladılar. Bu hadiseyi sevgili peygamberimiz, Ayşe-i Sıddîka validemize anlatmışlardı. Sahih-i Buhari'de ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde bildirildi ki bir gün Hazreti Ayşe validemiz Ya Resulallah senin başından Uhud gününden daha ızdıraplı bir gün geçti mi diye sormuştu da Resulullah Efendimiz şöyle cevap vermişti Vallahi senin kavminden öyle cefa çektim ki Uhud gazasında bulunan kâfirlerden onu çekmedim. İbne Abdiyalil bin Abdi Külale nefsimi arz ettiğimde, yani nübüvvetimi bildirip onu dine davet ettiğimde kabul etmedi. Yanlarından öyle büyük bir ızdırapla ayrıldım ki ta karnı se Alip denilen yere varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı yukarı kaldırdım bir bulutun üzerime gölgesini saldığını gördüm. Baktım ki, bulutun içinde Cebrail aleyhisselam duruyor. Bana nida edip dedi ki, Ya Muhammed! Hak Teâlâ hazretleri, kavminin senin hakkındaki sözlerini işitti. Seni korumak istemediklerine de vakıf oldu. Sana dağlara memur olan şu meleği gönderdi ki, ne istersen ona emredersin. O melek de bana nida edip, selam verdikten sonra, Ya Muhammed! Hak Teâlâ Hazretleri, Cibril'in dediği gibi, dağların meleği olan beni sana gönderdi ki, ne istersen bana emredesin. Emrine amadeyim. Eğer şu iki yalçın dağın Kuvay Kıhan Dağı ile Ebu Kubeys Dağı'nın Mekkeliler üzerine kapanırcasına birbirine kavuşmasını ve müşrikleri tamamıyla ezmesini istiyorsan, emret kavuşturayım, dedi. Ben razı olmadım ve dedim ki, hayır, ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Allahü Teala'nın bu müşriklerin sulbünden, yalnız Cenab-ı Hakk'a ibadet eden ve Allahü Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil meydana çıkarması için dua ederim. Peygamber Efendimiz Taif'ten Mekke'ye dönerken Nahle mevkiinde birazcık istirahat buyurdular. Bir ara namaza durmuşlardı. Nusaybin cinlerinden bir grup oradan geçerken sevgili peygamberimizin okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerini duyunca durup dinlediler. Sonra Peygamber Efendimizle görüşüp Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz onlara kavminize varınca benim imana davetimi onlara da söyleyin. Onları da imana davet edin buyurdu. O cinniler kavimlerine gidip bunu bildirince işiten cinnilerin hepsi iman ettiler. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Cin suresinde ve Buhari ve Müslim adındaki meşhur hadisi i şerif kitaplarında bildirilmektedir. Bu hadiseden sonra Mekke'ye yürüdüler. La ilahe illallah diyerek kurtulunuz. Habib-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Efendimiz Mut'im bin Adi'nin himayesinde Mekke'ye geldi insanları hak yola davet etmeye devam etti. Bu durum karşısında, müşrikler yine azıtıp, eskisinden daha çok işkence ve zulüm yapmaya başladılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'e, Kâbe'yi ziyaret mevsiminde, ziyarete gelen Arap kabileleriyle görüşüp, onları İslam'a davet etmesini emreyledi. Sevgili Peygamberimiz, bu emir üzerine, Mekke civarında kurulan Zülmecaz, Ukaz ve Mecenne panayırlarına giderek kabileleri Allahü Teala'nın birliğine ve ona ibadet etmeye davet eder, kendisinin peygamber olduğunu kabul etmelerini söylerdi. Kabul ettikleri takdirde Cenabı Hakk'ın onlara cenneti vereceğini bildirirdi. Peygamber Efendimizin yalvarırcasına yaptığı bu davetlere ne yazık ki hiçbirisi kulak asmaz, bazıları kaba davranır, hakarette bulunur, bazıları da suratına asıp kötü sözler sarf ederdi. Kureyş müşrikleri de onu takip ederek gittikleri kabileleri ifsad ederlerdi. İmam Ahmed Beyheki, Taberani ve İbn İsak'ın bildirdiklerine göre Rebiya bin Ambat şöyle rivayet etti. Genç idim babamla beraber Mina'ya gitmiştik. Resul aleyhisselam, Arap kabilelerinin kondukları yere varır, Ey filan oğulları! Taptığınız şu putları atarak, Allahü Teala'ya hiçbir ortak koşmadan ibadet etmenizi, bana inanıp beni tasdik etmenizi, Hak Teala tarafından gönderilmiş olduğum vazifeyi açıklayıp, yerine getirinceye kadar, beni korumanızı size emreden, Allahü Teala'nın resulüyüm buyururdu. Peşi sıra giden şaşı gözlü, örgülü saçlı bir adam da "Ey filan oğulları, bu sizi putlarımız Lat ve Uzza'ya tapmaktan men edip kendisinin uydurduğu bir dine davet ediyor. Sakınınız, onu dinlemeyiniz ve ona itaat etmeyiniz." diyordu. Ben babama bu zatı takip eden kimdir diye sordum amcası Ebu Leheb'tir, dedi. Taberani, Tarık bin Abdullah'tan şöyle rivayet etti. Rasul aleyhisselamı zülmecaz panayırında görmüştüm. İnsanların duyması için yüksek sesle, Ey insanlar! La ilahe illallah! Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Deyiniz de kurtulunuz.'' buyurarak sesleniyordu. Onu takip eden bir kimse de eline geçirdiği taşları ayaklarına atarak "Ey cemaat, inanmayınız. Ondan sakınınız. Çünkü o yalancıdır." diyordu. Öyle ki değen taşlar mübarek ayaklarını kanatmıştı da o hala yılmadan, yorulmadan davetine devam ediyordu. Bu genç kimdir diye sordular. Birisi Abdülmuttalib'in oğullarından bir gençtir. Cevabını verdi. Taş atan kim diye sorduklarında, amcası Ebu Leheb dedi. İmam-ı Buhari, tarih ülke birinde ve taberani, mucem birinde zikretti. Müdrik bin Münib, babasından, o da dedesinden nakletti ve dedi ki, Babamla Mina'ya gelip konaklamıştık bir toplulukla karşılaştık. Bir kimse onlara ey insanlar la ilahe illallah deyiniz de kurtulunuz buyuruyordu. Etrafındaki insanlardan bazıları onun o güzel yüzüne tükürüyor, bazıları da başına toprak saçıyor, bazıları da küfredip çeşitli hakaretlerde bulunuyordu. Bu hal öğleye kadar devam etti. Bu sırada bir kız çocuğu elinde su kabıyla oraya geldi. Onu o halde görünce ağlamaya başladı. O kimse su içtikten sonra kıza dönüp "Ey kızım, baban hakkında tuzağa düşürülüp öldürülecek, zillete uğrayacak" diye korkma buyurdu. Bu kimse ve o kız kimdir diye sorduk. Bu Abdülmuttalip oğullarından Muhammed'dir. Yanındaki de kızı Zeynep'tir, dediler. Said bin Yahya bin Said el-Emevi, Megazisinde babasından nakletti. O da Ebu Naim'den, Abdurrahman Amiri'den, o da birçok kimseden rivayet etti. Dediler ki, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Ukas panayırına gitti. Beni Amir kabilesine varıp onlara ey Beni Amir sizde size sığınan kimselere himaye nasıldır diye sordular. Onlar da bize hiç kimse laf atamaz. Habersiz ateşimizden ısınamaz dediler. Peygamber Efendimiz ben Allahü Teala'nın resulüyüm. Yanınıza geldiğim zaman Rabbimin bana verdiği peygamberlik vazifesini insanlara ulaştırıncaya kadar beni korur musunuz? buyurdu. Onlar, sen Kureyş'ten kimlerdensin? diye sordular. Efendimiz, Abdülmuttalib oğullarındanım buyurunca, onlar, madem ki Abdülmuttalib oğullarındansın, niçin onlar seni korumuyorlar? dediler. Resulullah Efendimiz de beni yalanlayanların önde geleni onlar oldular buyurdu. Beni Amir topluluğu dediler ki ey Muhammed biz seni ne reddederiz ne de getirdiklerine iman ederiz. Ancak sen peygamberlik vazifeni insanlara ulaştırıncaya kadar seni koruruz. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onların yanına oturdu. O sırada Beni amirin ileri gelenlerinden Beyhara bin Faris panayırda alışverişini bitirip yanlarına geldiğinde oradakilere Peygamber Efendimizi göstererek bu kimdir diye sordu. Onlar da Muhammed bin Abdullah'tır dediler. Beyhara sizin onunla ne işiniz var ki yanınıza oturttunuz deyince bize sığındı. Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor ve peygamberlik vazifesini insanlara tebliğ edinceye kadar kendisini korumamızı istiyor dediler. Bunun üzerine Beyhara Peygamber Efendimize dönüp seni korumaya kalkmamız bütün Arapların okuna göğsümüzü hedef tutmamız demektir dedi ve kavmine de yurtlarına sizden daha kötü bir şeyle dönen bir kabile yoktur. Demek siz bütün Araplarla savaşacak onların okuna vücudunuzu hedef tutacaksınız ha? Eğer kavmi onda bir hayır görseydi, önce kendileri korurdu. Siz kavminin yalanlayıp yanlarından uzaklaştırdığı kimseyi barındırmaya, ona yardım etmeye kalkıyorsunuz. Çok yanlış düşünüyorsunuz, dedi. Sonra sevgili peygamberimize dönüp, Derhal aramızdan ayrılıp kavmine dön. Yemin ederim ki, kavminin arasında olmasaydın, şimdi senin boynunu vururdum. Demek bedbahtlığında bulundu. Bu sözler üzerine, alemlerin efendisi, büyük bir üzüntü içerisinde, devesine bindi. O küstah beyhara, Rasulullah efendimizi devesinden düşürdü. Bu hadiseyi gören eshab-ı kiramdan, daba binti Amir isminde bir hanım feryat edip, Allahü Teala'nın habibine şu yapılanı nasıl reva görüyorsunuz? Benim hatırım için Resulullah'ı bunların elinden kurtaracak yok mudur? diyerek akrabalarına seslendi. Amca oğullarından üç kişi hemen bahtsız Beyhara'nın üzerine yürüdü. Beyhara'nın kavminden iki kişi ona yardım etmek istediyse de diğerleri Beyhara'yı ve yardımcılarını hırpalayıp dövdüler. Bu durumu takip eden sevgili peygamberimiz, kendisi için dövüşen o üç kimse için, Ya Rabbi, bu kimselere bereketini ihsan eyle. Beyhara ve yardımcıları için de, Rabbi, bunları da rahmetinden uzaklaştır, diye dua ettiler. Hayır dua buyurduğu kimseler, Müslüman olmakla şereflenirken, diğerleri de kafir olarak can verdiler. Beni Amir kabilesi mensupları memleketlerine döndüklerinde kabilelerindeki semavi kitapları okumuş yaşlı bir kimseye Mekke'de başlarından geçenleri anlattılar. O kimse Peygamber Efendimizin ismini duyunca "Ey Beni Amir, siz ne yaptınız? İsmail oğullarından hiçbiri şimdiye kadar yalan yere peygamberlik davasında bulunmamıştır. Muhakkak ki, onun söylediği doğru ve hak idi. Kaçırılan bu fırsatı artık telafi etmek çok zordur, diyerek onları kınadı. Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şahı Rasulün. Gülü gülzarı nübüvvet o kadem sahibidir. Bahtiya, durma yüzün sür kademine o gülün. Sultan birinci Ahmet, Bahti. Miraç. Sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bu şekilde gördüğü her kabileye İslamı anlattı. Kendisini himaye edip, insanlara İslamı tebliğ etmesinde yardımcı olmalarını istedi. Fakat hiç kimse ne Müslüman oldu ne de himaye etmeye yanaştı. Ayrıca hakaret, zulüm, işkence ve alay edip yalanladılar. Alemlerin efendisi çok yorgun, aç, susuz, üzüntülü ve pek hüzünlüydi. Gündüzleri böyle geçiyor, gece geç vakitlere kadar bu hal devam ediyordu. Mekkeli müşrikler devamlı peşlerinde geziyor, Kâbe'yi ziyarete gelen insanların Müslüman olmasını engelledikleri gibi, habib ve Ekrem Efendimiz'e zulmetmekten geri durmuyorlardı. Artık Resulullah Efendimiz için gidilecek bir yer yoktu. Her taraf düşman idi. O gece doğruca amcası Ebu Talib'in kızı Ümmi Hanî'nin Ebu Talib mahallesinde bulunan evine geldi. Ümmi Hanî o zaman iman etmemişti. Kimdir o deyince Resulullah Efendimiz amcan oğlu Muhammed'im. Kabul edersen misafir geldim buyurdu. Ümmi Hanî senin gibi doğru sözlü, emin, asil şerefli misafire can feda olsun. Yalnız teşrifinizi önceden bildirseydiniz, bir şeyler hazırlardım. Şimdi yedirecek bir şeyim yok, dedi. Resulullah Efendimiz, yiyecek içecek istemem. Hiçbiri gözümde yok. Rabbime ibadet etmek, yalvarmak için bir yer bana yetişir, buyurdu. Ümmihani, sevgili peygamberimizi içeri alıp, bir hasır, leyen ve ibrik verdi. Gelen misafire ikram etmek, onu düşmandan korumak, Araplar için en şerefli vazife sayılırdı. Bir evdeki misafire zarar gelmesi, ev sahibi için büyük yüz karası olurdu. Ümmihani, bunun Mekke'de düşmanları çok, hatta öldürmek isteyenler var. Şerefimi korumak için, sabaha kadar onu gözeteyim, diye düşündü. Babasının kılıcını alıp, evin etrafında dolaşmaya başladı. Ol hümayun bahtu ol kadri yüce, ümmihani hanesindeydi gece. Resulullah o gün çok incinmişti. Abdest alıp, Rabbine yalvarmaya, af dilemeye, kulların imana gelip, saadete kavuşmaları için duaya başladı çok yorgun, aç ve üzüntülüydi. Hasır üzerine uzanıp uyuyu verdi. O anda Allahü Teala Cebrail aleyhisselama sevgili Peygamberimi çok üzdüm, mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde yine bana yalvarıyor. Benden başka hiçbir şey düşünmüyor. Git, Habibimi getir, Cennetimi cehennemimi göster. Ona ve onu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün. Ona inanmayanlara sözleri, yazıları ve hareketleriyle onu incitenlere hazırladığım azapları görsün. Onu ben teselli edeceğim. Onun nazik kalbinin yaralarını ben saracağım, buyurdu. Cebrail Aleyhisselam Resulullah'ın yanına gelince onu mışıl mışıl uyur buldu. Uyandırmaya kıyamadı. İnsan şeklindeydi. Mübarek ayağının altını öptü. Kalbi kanı olmadığı için soğuk dudakları Resulullah'ı uyandırdı. Cebrail aleyhisselamı hemen tanıdı ve Ey Cebrail kardeşim! Böyle vakitsiz niçin geldin? Yoksa bir hata mı ettim? Rabbimi gücendirdim mi? bana acı bir haber mi getirdin buyurdu ve rabbinin darılacağından çok korktu Cebrail aleyhisselam ey bütün yaratılmışların en üstünü ey yaratanın sevgilisi ey peygamberlerin efendisi iyilikler menbaı üstünlükler kaynağı olan şerefli ve büyük peygamber Rabbin sana selam ediyor ve seni kendisine çağırıyor. Lütfen kalk gidelim, dedi. Sevgili Peygamberimiz, abdest aldılar. Cebrail aleyhisselam, Resulullah Efendimizin mübarek başına, nurdan bir imame koydu. Üzerine nurdan bir elbise giydirdi. Mübarek beline, yakuttan bir kemer taktı. Mübarek eline, dört yüz inci ile süslü, zümrütten bir asa verdi. Her inci, zühre yıldızı gibi parlardı. Mübarek ayağına yeşil zümrütten nalin giydirdi. Sonra el ele tutuşup Kâbe'ye geldiler. Burada Cebrail aleyhisselam, sevgili peygamberimizin mübarek göğsünü yardı. Kalbini çıkardı. Zemzem suyu ile yıkadı. Sonra hikmet ve iman dolu bir tas getirip, içine boşalttı ve göğsünü kapattı. Sonra Cebrail aleyhisselam, cennetten getirdiği Burak adındaki beyaz hayvanı işaret ederek, Ya Resûlallah, buna bin, bütün melekler yolunu bekliyorlar, dedi. Bu sırada Peygamber Efendimiz'e bir hüzün çöktü ve tefekküre daldı. O anda Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, Ey Cebrail, sual eyle, Habibim niçin mahzun duruyor? Sual edince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdular ki, Ben bu kadar izzet ve ikram gördüm. Hatırıma geldi ki, kıyamet günü zayıf olan ümmetimin hali nasıl olur? Elli bin yıl arasat meydanında yayan olarak bunca günahlarını nasıl çekerler, ve otuz bin yıllık yol olan sıratı nasıl geçerler? Ferman-ı ilahi geldi ki, ey Habibim, hatırını hoş tut. Senin ümmetine 50 bin yıllık vakti bir an gibi ederim. Üzülme, buyurdu. Peygamber Efendimiz, Burak'a bindi. Burak, çok hızlı gidiyor, bir adımda gözün gördüğü yerin ötesine ulaşıyordu. Yolculuk esnasında Cebrail aleyhisselam, sevgili peygamberimize bazı konak yerlerinde inip, namaz kılmasını söyledi. Âlemlerin efendisi, bunun üzerine tam üç defa inerek namaz kıldı. Cebrail aleyhisselam da namaz kıldığı yerleri bilip bilmediğini sordu. Cevabını kendisi vererek, ilk indiği yerin Medine olduğunu ve bu şehre hicret edeceğini haber verdi öteki yerlerinde sıra ile Hazreti Musa'nın Allahü Teala ile cihetsiz ve bilinmeyen bir şekilde konuştuğu Tur-i Sina olduğunu, son olarak da İsa Aleyhisselam'ın doğduğu beyt namaz kıldığını haber verdi. Sonra Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya geldiler. Mescid-i Aksa'da Cebrail Aleyhisselam bir kayayı parmağı ile delerek burakı bağladı. Geçmiş peygamberlerden bazısının ruhları insan şeklinde toplanmışlardı. Cemaatle namaz için Adem, Nuh ve İbrahim peygamberlere aleyhimüsselam imam olmaları sıra ile söylendi. Özür dileyerek kabul etmediler. Cebrail sen varken başkası imam olamaz diyerek Habibullah'ı ileri sürdü. Peygamber Efendimiz peygamberlere imam olup iki rekat namaz kıldırdılar. Bundan sonra olan hadiseyi şöyle naklettiler. Cebrail aleyhisselam bana bir kap cennet şarabı, bir kapta süt getirdi. Sütü aldım. Cebrail aleyhisselam bana fıtratı seçtin. İki cihan saadetini seçtin dedi. Daha sonra iki bardak daha sundular. Biri su, biri bal. İkisinden de içtim. Cebrail, bal ümmetinin kıyamete kadar devam edeceğine, su da ümmetinin günahlarından temizlenmesine işarettir dedi. Sonra beraberce göğe yükseldik. Cebrail aleyhisselam kapıyı çaldı. Sen kimsin dediler Ben Cebrail'im Peki yanındaki kim O da Muhammed'dir Aleyhisselam Ona göğe çıkmak için vahiy ve Miraç daveti gönderildi mi Evet gönderildi dedi Merhaba gelen zata Bu gelen kişi ne güzel yolcu dediler ve hemen kapı açıldı ve kendimi Adem'in aleyhisselam karşısında buldum. Bana merhaba dedi ve dua etti. Burada çok melekler gördüm. Hepsi kıyamda huşu ve hudu ile durmuşlar. Subbuhün kuddusün Rabbül Melaiketi ve ruh zikriyle meşguldüler. Cebrail'e sordum. Bu meleklerin ibadeti bu mudur? Evet. Bunlar yaratılalıdan beri ta kıyamete kadar kıyam üzere olurlar. Hak Teâlâ'dan dile ki, bu ibadeti ümmetine nasip etsin, dedi. Hak Teâlâ'dan diledim. Duamı kabul etti. Namazda olan kıyam odur. Orada bir cemaate uğradım. Melekler onların başlarına ezerler, tekrar eski halini alır, yine döverler, yine eskisi gibi olurdu. Bunlar kimlerdir dedim. Cumayı ve cemaati terk edenlerdir. Rükû ve secdeleri tamam yapmayanlardır dedi. Bir cemaat gördüm. Aç ve çıplak idiler. Zebaniler onları cehennemde otlamağa sürerlerdi. Bunlar kimlerdir dedim. Fakirlere merhamet etmeyenler, ve zekat vermeyenlerdir dedi Bir cemaate uğradım önlerine nefis yemekler koymuşlar bir yanda da leş duruyor O nefis yemekleri bırakmış leşi yerlerdi Bunlar kimlerdir dedim Bunlar helali terk edip harama meyleden erkek ve kadınlardır Helal malları varken haram yiyen kimselerdir dedi Arkasındaki yükün çokluğundan, harekete mecali kalmamış olan bir takım kimseler gördüm. O haliyle halka seslenip, üzerine biraz daha yük koymalarını istiyorlardı. Bunlar kimlerdir dedim. Bu kimseler, emanete hıyanet edenlerdir. İnsanların hakkını almış iken, yine zulmederler, dedi. Kendi etlerini kesip yiyen bir grup insana uğradık. Bunlar kimlerdir dedim Cebrail aleyhisselam bunlar gıybet edenler ve söz taşıyanlardır dedi Yüzleri siyah gözleri gök üst dudakları alınlarına erişmiş alt dudakları ayaklarına sarkmış ağızlarından kan ve irin akmakta olan bir grup insan gördüm Onlara ateşten kadehlerle cehennemden akan zehirli kan ve irin içirirler. Onlar merkepler gibi bağırırlar idi. Bunlar kimlerdir dedim. Bunlar içki içenlerdir dedi. Bir grup insanlara rastladık. Dilleri kafalarından çekilmiş, şekilleri değiştirilip, hınzır, domuz suretine tebdil olmuş olarak azab olunurlar. Cebrail aleyhisselam, Bunlar yalan yere şahitlik yapanlardır, dedi. Başka bir kavme rastladık. Karınları şişmiş ve aşağı sarkmış, renkleri gök olmuş, el ve ayakları bağlanmış, yerlerinden kalkamazlar. Cibriyle bunları sordum. Bunlar faiz yiyenlerdir, dedi. Bir kısım kadınlara rastladık. Yüzleri siyah, gözleri gök. Ateşten elbise giydirmişler. Melekler onlara ateşten gürzlerle vururlar. Onlar köpek ve hınzırlar gibi bağırışırlar. Bunlar kimlerdir dedim. Cibril, bunlar zina edenler ve kocalarını inciten kadınlardır dedi. Bir cemaat gördüm. Çok kalabalık idi. Cehennem vadilerinde hapsedilmişlerdi. Ateş onları yakar, tekrar dirilirler tekrar yakardı. Bunlar kimlerdir dedim. Bunlar babalarına asi olanlardır dedi. Bir cemaate uğradım. Ekin ekerler ve bir anda yetişip başak verir. Bunlar kimlerdir dedim. Cebrail Allahü Teala için ibadet edenlerdir dedi. Bir deryaya vardım. Bu deryanın acayip halini anlatmak mümkün değildir sütten beyaz olup, dağlar gibi dalgaları vardı. Bu derya nedir? dedim. Bu deryanın adı, hayat denizidir. Hak Teâlâ, ölüleri dirilteceği zaman, bu deryadan yağmur yağdırır. Çürümüş, dağılmış bedenler dirilip, ot biter gibi mezardan kalkarlar, dedi. Sonra, ikinci kat göğe çıktık. Cebrail aleyhisselam yine kapıyı çaldı. Denildi ki: "Sen kimsin?" "Ben Cebrail'im." "Peki yanındaki kim?" "O da Muhammed aleyhisselam'dır." "Ona vahiy ve Miraç daveti gönderildi mi?" "Evet, geldi." dedi. Merhaba gelen zata, "Bu gelen kişi ne güzel yolcu." denildi ve hemen kapı açıldı. Kendimi teyze çocukları İsa ile Yahya bin Zekeriya'nın aleyhisselam yanında buldum. Bana merhaba dediler ve duada bulundular. Meleklerden bir cemaate rastladım. Saf bağlayıp durmuşlar, cümlesi rükûdaydı. Kendilerine mahsus bir tesbihleri vardı. Devamlı olarak rükûda dururlar, başlarını kaldırıp yukarı bakmazlar. Cebrail aleyhisselam, bu meleklerin ibadeti böyledir. Hak Teâlâ'dan iste de, ümmetine nasip olsun, dedi. Dua ettim. Kabul buyurup, namazda rükû ihsan eyledi. Sonra üçüncü kat göğe çıktık. Aynı sual ve cevaptan sonra, kapı açıldı ve kendimi Yusuf'un aleyhisselam yanında buldum. Baktım ki kendisine güzelliğin yarısı verilmiş. Bana merhaba dedi ve dua etti. Çok melekler gördüm. Saf halinde cümlesi secdedeydiler. idiler. Yaratılalıdan beri secdede olup kendilerine mahsus tesbih ile tesbih ederler. Cebrail aleyhisselam bu meleklerin ibadeti böyledir. Allahü Teala'dan iste ki bu ameli ümmetine müyesser eylesin dedi. Hak Teala'dan diledim, kabul edip namazda size nasip eyledi. Dördüncü kat göğe eriştim. Saf gümüşten yapılmış, nurdan bir kapısı var. Nurdan bir kilit vurmuşlar. Kilidin üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. Aynı sual ve cevaptan sonra kendimi İdris'in aleyhisselam yanında buldum. Bana merhaba dedi ve duada bulundu. Allahü Teala onun hakkında mealen biz onu yüksek bir mekana refettik buyurmuştur. Meryem suresi 57. Bir melek gördüm. Bir kürsi üzerine oturmuş, gamlı ve üzüntülüydi. Etrafında o kadar çok melek vardı ki, sayısına ancak Cenabı Hak bilir. Sağında nurani melekler gördüm. Yeşiller giymişler, çok güzel kokuları var. Her birinin güzelliğinden yüzlerine bakılmaz. Sol tarafında ağızlarından ateşler saçan melekler vardı. Önlerinde ateşten mızrak ve kamçılar var. Öyle gözleri var ki, bakmaya takat getirilmez. Taht düzeninde oturan meleğin, başından ayağına kadar gözleri var. Daima önündeki deftere bakar. Bir an ondan gözünü ayırmazdı. Önünde bir ağaç vardı. Her yaprağında bir kişinin ismi yazılmıştı. Önünde leyen gibi bir şey vardı. Kah sağ eliyle ondan bir şey alıp, sağındaki nurani meleklere teslim eder, kah sol eliyle bir şey alıp solundaki zulmani meleklere verirdi. Bu meleğe nazar edince kalbime bir korku geldi. Cebrail'e bu melek kimdir dedim. Azrail'dir. Bunun yüzünü görmeye kimsenin takati yetmez dedi. Yanına varıp ey Azrail bu ahir zaman peygamberidir ve Allahü Teala'nın habibi sevgilisidir dedi. Azrail aleyhisselam başını kaldırıp tebessüm etti. Kalkıp bana tazim etti. Merhaba, Hak Teala senden daha şerefli bir kimse yaratmadı. Ümmetin de cümle ümmetlerden üstündür. Ben senin ümmetine baba ve analarından daha çok acırım dedi. Senden bir ricam vardır. Ümmetim zayıftır. Onlara yumuşak davranasın. Ruhlarını rıfk ile alasın dedim. Seni en son peygamber olarak gönderen ve kendine habib kılan Allahü Teala'nın hakkı için, Allahü Teala gece ve gündüzde yetmiş kere, ümmeti Muhammed'in ruhlarını yumuşaklıkla ve kolaylıkla al ve işlerini lütf ile gör diye emreder. Bunun için ben de senin ümmetine ana ve babalarından daha ziyade şefkat ederim dedi. Sonra beşinci kat göğe çıktık. Orada Harun'la aleyhisselam karşılaştık. Bana merhaba dedi ve hayır duada bulundu beşinci kat gök meleklerinin ibadetlerini gördüm. Cümlesi ayakta duruyor ve ayaklarının parmaklarına nazar ediyor, asla başka yere bakmıyor, yüksek sesle tesbih ediyorlardı. Cebrail'den aleyhisselam, bu meleklerin ibadeti böyle midir? diye sordum. Evet, Hak Teâlâ'dan dile de bu ibadeti ümmetine nasip eylesin dedi dua ettim. Cenab-ı Hak ihsan etti. Sonra altıncı kat göğe çıktık. Orada Musa aleyhisselamla karşılaştık. Bana merhaba dedi ve hayır duada bulundu. Sonra yedinci kat göğe yükseldik. Aynı soru cevaptan sonra İbrahim'i aleyhisselam, beyt Mamur'a arkasını dayamış olarak buldum o beyt-i mamur ki her gün oraya yetmiş bin melek giriyor. Bir daha sıraları gelmiyor. İbrahim'e aleyhisselam selam verdim. Selamımı aldı. Merhaba salih peygamber, salih oğul dedi. Sonra ya Muhammed cennetin yeri gayet latif ve toprağı temizdir. Ümmetine söyle oraya çok ağaç diksinler dedi. Cennete ağaç nasıl dikilir dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir rivayette ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Tesbihini okuyarak dedi. Cebrail aleyhisselam sonra beni Sidretül Münteha'ya götürdü. Sanki onun yaprakları, fil kulakları gibi, meyveleri de kuleler gibiydi. O, Allahü Teala'nın emirlerinden herhangi birisiyle karşılaştığında, öylesine değişiyordu ve güzelleşiyordu ki, Allahü Teala'nın yaratmış olduğu mahlukatından hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz. Cebrail aleyhisselam, Sidretül Müntehan'ın ilerisine iletti ve bana veda eyledi. Dedim ki, ey Cebrail, beni yalnız mı bırakıyorsun? Cebrail aleyhisselam ızdıraba düştü. Hak Teâlâ'nın heybetinden titremeye başladı ve, Ya Muhammed, eğer bir adım daha atarsam, Allahü Teala'nın azametinden helak olurum. Bütün vücudum yanar, yok olur, dedi. Alemlerin efendisi buraya kadar Cebrail aleyhisselam ile gelmişti. Cebrail aleyhisselam burada kendisini yaratılmış olduğu suret üzere 600 kanadına açmış ve her bir kanadında inciler, yakutlar saçılır bir halde Rasulullah'a gösterdi. Sonra ziyası güneşten daha parlak, refref adında yeşil bir cennet yaygısı geldi. Durmadan Allahü Teala'nın zikriyle meşgul oluyor, bulunduğu alemi tesbih sedası dolduruyordu. Peygamber Efendimize selam verdi. Rasulullah Efendimiz refrefin üzerine oturdu. Bir anda çok yükseklere çıktılar. Hicap denilen yetmiş bin perdeden geçtiler. Her hicap arası çok uzak idi her perdede vazifeli melekler vardı. Ref Peygamber Efendimiz'i birer birer o perdelerden geçirdi. Böylece, kürsi, arş ve ruh alemlerini aştılar. Habibi Ekrem ve nebi Muhterem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her bir perdeden geçerken, Korkma ya Muhammed, yaklaş, yaklaş, diye emredildiğini duyuyordu. Öyle yakın oldu ki, Kabe Kavseyn makamına erişti. Bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde, Allahü Teala'nın dilediği yüksekliklere ulaştı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak rüyet hasıl oldu. Yani Allahü Teala'yı gördü gözsüz kulaksız vasıtasız ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuştu. İmamı Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor ki: O server aleyhissalatu vesselam Miraç gecesinde Rabbini dünyada görmedi. Ahirette gördü. Çünkü Resul Aleyhisselam o gece zaman ve mekan çevresinden dışarı çıktı. Ezeli ve ebedi bir an buldu. Başlangıcı ve sonu bir nokta olarak gördü. Cennete gideceklerin binlerce sene sonra cennete gidişlerini ve cennette oluşlarını o gece gördü. İşte o makamdaki görmek Dünyada görmek değildir ahiret görmesiyle görmektir peygamber Efendimize rabbini sena ile buyrulduğunda, o hemen ettehiyaül illahi vesalavatü ve, ve tayyibat yani bütün lisanlar ile olan methler övgüler ve senalar beden ile olan hizmetler ve taatler. Mal ile olan iyilikler ve ihsanlar Allahü Teala için olsun dedi. Önce Allahü Teala Habibine gözsüz, kulaksız, vasıtasız, mekansız olarak Esselamu aleyke ey Yühennebiyü ve rahmetullahi ve berekatu ey Resulüm. Selamım, bereketim ve rahmetim senin üzerine olsun. Buyurarak selam verdi. Peygamber Efendimiz, Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbi, bize ve salih kullarına da selam olsun. Diye cevap verdiler. Bunu işiten melekler, hep bir ağızdan, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Dediler. Peygamber Efendimiz Esselamu aleyna deyince Allahü Teala Ey Habibim burada ikimizden başka kimse yoktur. Niçin aleyna bize dedin buyurdu. Resulullah Efendimiz Ya ilahi ümmetimin bedenleri gerçi benimle değildir lakin ruhları benimledir. Nazarı inayetim ve kemali himmetim onlardan uzak değildir. Bana selam verdin. Beni cümle kötülüklerden uzak eyledin. Ahir zaman fitnesine uğramış o fakir dertli ümmetimi bu büyük ikram ve ihsanlardan nasıl mahrum edeyim? Böyle nimetten onları nasıl nasipsiz kılayım? diye cevap verdi. Allahü Teala buyurdu ki: Ey Habibim, bu gece benim misafirimsin. Dile benden ne istersin? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi isterim ya Rabbi dedi. Rivayete göre bu şekilde Hak Teala bu suali 700 defa tekrarladı. Rasulullah Efendimiz hepsinde ümmetimi isterim diye cevap verdi. Allahü Teala hep ümmetini istersin buyurunca o ey Rabbim dileyen benim veren sensin cümle ümmetimi bana bağışla diye talep etti. Cenab-ı Hak eğer ümmetinin hepsini bu gece sana bağışlarsam, benim rahmetim ve senin izzetin zahir olmaz. Bir kısmını bu gece sana bağışladım. İki kısmını tehir ettim. Kıyamet günü sen dileyesin, ben bağışlayayım. Ta ki benim rahmetim ve senin izzetin, şerefin belli olsun buyurdu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi i şerifinde buyurdular ki, O gece, Miraç gecesi, Allahü Teala'dan cümle ümmetimin hesabını bana ısmarlamasını istedim. Hak Teala buyurdu ki, Ya Muhammed, bundan muradın odur ki, hiç kimse ümmetinin kabahatlerine muttali olmasın. Benim muradım odur ki, sen şefkatli peygambersin. Yabancılara olduğu gibi, senden dahi kabahatleri ve çirkin işleri örtülü olsun. Ya Muhammed! Sen onların yol göstericisisin. Ben onların Rabbiyim. Sen onları yeni gördün. Ben evvelden ebede onlara nazar ettim ve nazar ederim. Ya Muhammed! Eğer senin ümmetin ile söyleşmeyi sevmeseydim, kıyamet günü onları hesaba çekmezdim. Büyük ve küçük hiçbir günahlarını sormazdım. Allahü Teala buyurdu ki, Ya Muhammed, mübarek gözlerini aç ve ayağının altına nazar eyle. Baktım, bir avuç toprak gördüm. Hak Teala buyurdu ki, Cümle var olan şeyler senin ayağının toprağıdır. O toprağı mı dostun huzuruna getirdin? Bir dost eteğine bulaşan tozu bağışlamaktan bana senin ümmetini bağışlamak daha kolaydır. Ya habibim, nedir ol kim diledin? Bir avuç toprağa minnet meyledin. Mi ben sana aşık olunca ey şerif, senin olmaz mı dü âlem ey latif? Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyurdular ki, Hak Teâlâ'ya bir nice sualler ettim. Cevabını işittim. Sual ettiğime pişman oldum. Bunlardan bazıları şunlardır. Ya Rabbi, e altı 600 bin kanat verdin. Buna karşı bana olan ihsanın nedir? Teâlâ buyurdu ki, senin bir kılın bana Cebrail'in 600 bin kanadından sevgilidir. Senin bir kılının sebebiyle binlerce asi günahkarı kıyamet günü azad ederim. Ya Muhammed. Cebrail kanadını açsa, doğu ile batı arasını doldurur. Sen şefaat etsen, doğu ile batı arası asi dolu olsa, hepsini sana bağışlarım. Dedim ki, pederim Adem'e aleyhisselam karşı melekleri secde ettirdin. Buna karşı bana olan ikramın nedir? Hak hala buyurdu ki, meleklerin Adem'e secde etmeleri senin nurunun onun alnında olması sebebiyledir. Ya Muhammed, sana ondan üstün şey verdim. İsmini ismime yakîn eyledim ve arş-ı üstüne yazdım. O zaman Adem yaratılmamış idi. Namı ve nişanı yok idi. Senin ismini gökler kapısında Hicaplar üzerinde cennetler kapısında köşkler ve ağaçlarda cennetin her yerinde yazdım. Cennette üzerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılmış olmayan hiçbir şey yok idi. Bu mertebe Adem'e verilen mertebeden daha üstündür. Zatıma mir'at edindim zatını bile yazdım adım ile adını. Ya bir Nuh'a aleyhisselam gemi verdin. Buna karşı bana ne ihsan eyledin. Buyurdu ki, sana burak verdim ki, bir gecede yerden arşa eriştirdim. Cennet ve cehennemi gördün. Ümmetine de mescitler verdim ki, kıyamet günü gemilere biner gibi, Ümmetin o mescitlere binip sıratı göz açıp yumacak kadar zamanda geçip cehennemden halas olurlar. Ya Rabbi İsrail oğullarına kudret helvasıyla bıldırcına benzer kuş eti indirdin. Hatta hala buyurdu ki sana ve ümmetine dünya ve ahiret nimetini ihsan ettim. İsrail oğullarının şekillerini İnsan suretinden ayı, maymun ve hınzır suretine çevirdim. Senin ümmetinin hiçbirini öyle yapmadım. Onların amelleri gibi amel etseler dahi bu belayı onlara reva görmedim. Ya Muhammed, sana bir sure verdim ki ona benzer bir sure Tevrat'ta ve İncil'de yoktur. O sure Fatiha suresidir. Her kim o sureyi okusa, vücudu cehenneme haram olur. O kimsenin ana ve babasının azabını hafifletirim. Ya Muhammed! Ben senden ekrem, kıymetli, üstün, şerefli kimse yaratmadım. Sana ve ümmetine, gecede ve gündüzde elli vakit namaz farz ettim. Ya Muhammed! Her kim benim birliğimi kabul ederse, ve bana ortak koşmaz ise, cennet onlarındır. Böyle olan ümmetine, cehennemi haram ettim. Ümmetine karşı rahmetim, gadabımı aşmıştır. Ya Muhammed! Benim katımda, cümle halktan ekremsin, şereflisin. Kıyamet günü sana o kadar ikramlar yaparım ki, cümle alem hayret ederler. Ey Habibim! Sen cennete girmeyince sair enbiya'ya ve ümmetlerine yasaktır. Senin ümmetin girmeyince gayrı ümmet girmez. Ya Muhammed ister misin ki senin ve ümmetin için neler hazırladım göresin? İsterim ya Rabbi dedim. İsrafile hitap edip ey İsrafil kulum ve eminim ve resulüm Cebrail'e de ki Habibimi cennete iletip Habibim ve ümmeti için cennette neler hazırladım ise göstersin ta ki mübarek hatırı endişeden halas ola buyurdu. Âlemlerin efendisi olan sevgili peygamberimiz İsrafil aleyhisselam ile birlikte Cebrail aleyhisselam'ın yanına geldiler. Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem cennete götürdü. Melekler ellerinde biri hulle, diğeri nur dolu tabaklarla bekliyorlardı. Cebrail aleyhisselam ya Rasulallah, bunlar Adem aleyhisselamdan 80 bin yıl önce yaratıldı. Bu makamda tabaktakileri sana ve ümmetine saçmak için sabırsızlanırlar. Kıyamet günü Hazretin ve ümmetin Allahü Teala'nın emriyle cennetin eşiğine ayak basınca bu melekler tabaklardaki cevahiri üzerinize saçacaklardır dedi. Cennette vazifeli olan Rıdvan ismindeki melek onları karşıladı. Peygamber Efendimize müjdeler verdi ve Hak Teala ikisini senin ümmetine, birini de diğer ümmetlerine vermek için cenneti üç kısım etti dedi ve cennetin her tarafını gezdirdi. Habib Ekrem Efendimiz buyurdular ki cennetin ortasında bir ırmak gördüm. Arşın yukarısında akar. Bir yerden su, süt, hamr ve bal çıkar. Asla birbirine karışmaz. O ırmağın kenarı zebercetten idi. İçindeki taşlar cevahir, balçığı amber, otları zaferan idi. Etrafına gümüş bardaklar koymuşlar, sayıları gökteki yıldızlardan ziyadeydi. Çevresinde kuşlar olup, boyunları deve boynu gibiydi. Her kim onların etinden yese ve o ırmaktan içse, Hak Teâlâ'nın rızasına mazhar olur.'' Cebrail'e, bu ırmak nedir diye sordum. Kevser'dir. Hak Teâlâ onu sana vermiştir. Sekiz cennette olan bostanlara, bu kevserden akar dedi. O ırmağın kenarında çadırlar gördüm. Cümlesi inci ve yakuttan idi. Cebrail'e sual ettim. Senin hatunlarının menzilleridir dedi. O çadırlarda huriler gördüm yüzleri güneş gibi parlar idi ve cümlesi avaz edip emmahiy nameler ile terennüm ederlerdi derlerdi ki biz sevinçli ve neşeliyiz bize hiç üzüntü gelmez biz donanmışız hiç üryan olmayız biz gençleriz hiç yaşlanmayız biz iyi huyluyuz hiç kızmayız biz hep böyleyiz hiç ölmeyiz saadet köşklerine ve ağaçlarına erişip, onların name ve sedaları her yeri kaplar. Öyle hoş sesleri vardır ki, o nameler dünyaya gelseydi, ölüm ve mihnet dünyada olmazdı. Cebrail dedi ki, bunların yüzlerini görmek ister misin? İsterim dedim. Bir çadırın kapısını açtı. Baktım. Öyle güzel suretler gördüm ki, eğer bütün ömrümce Onların güzelliğini anlatsam bitiremem. Yüzleri sütten beyaz, yanakları yakuttan kırmızı ve güneşten parlaktı. Derileri ipekten yumuşak ve ay gibi ışıklı, kokuları miskten daha güzeldi. Saçları gayet siyah, kimi örülmüş, kimi toplanmış, kimi salı verilmiş. Otursa etrafında çadır gibi olur, kalksa ayağına kadar uzanırdı. Her birinin önünde bir hizmetçi dururdu. Cebrail, bunlar senin ümmetin içindir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sekiz cennetin bağ ve bostanını ve her türlü nimetlerini gördüm. Cehennemi ve derecelerini de görsem diye hatırıma geldi. Cebrail elimi tutup, cehennemin en büyük meleği Malik'e götürdü. Ey Malik, Hazreti Muhammed düşmanların cehennemdeki yerlerini görmek ister. Ona cehennemi göster dedi. Malik cehennemin tabakalarını açtı. Yedi tabakanın hepsini gördüm. Yedinci tabakaya haviye derler. Onun azabı diğer tabakalardan kat kat ziyadeydi. Malik'e sual ettim. Bu tabaka hangi taifeye azab olunur? Malik, Firavun ve Karun ve senin ümmetinin münafıklarına azab olunur dedi. Altıncı tabaka, Lazi'dir. Orada müşriklere, hiç dini olmayanlara azab olunur. Beşinci tabaka, Hutame'dir. Orada ateşe, öküze tapanlara, Budistlere azab olunur. Dördüncü tabaka, cahimdir. Orada, güneşe, yıldızlara tapanlara azab olunur. Üçüncü tabaka, sakardır. Orada, Hristiyanlara azab olunur. İkinci tabaka, sayirdir. Orada, Yahudilere azab olunur. Birinci tabaka, cehennemdir. Bunun azabı, öbür tabakaların azabından az idi. Buna rağmen, Orada ateşten yetmiş bin derya gördüm. Her bir derya o kadar büyük idi ki, eğer yerleri ve gökleri bir deryaya atsalar ve bir meleğe emretseler, bin yılı arasa bulmak mümkün olmazdı. Zebaniler, cehennemde vazifeli melekler, öyle azametliydi ki, eğer onlardan biri, yerleri ve gökleri ağzının bir kenarına koysa, hiç belli olmazdı. O deryalar dalgalanıp korkunç sedalar hasıl olurdu. Eğer o sesten dünyaya az bir ses gelseydi bütün canlılar helak olurdu. Bu tabaka hangi taife içindir diye sual ettim. Malik cevap vermedi. Tekrar sual ettim, sükût etti. Cebrail Malik'e senden cevap bekliyor dedi. O da beni mazur gör diye özür diledi. Ben, her neyse cevap ver ki, bugün tedariki mümkün ola dedim. Malik, ya Resûlallah, senin ümmetinin asileri içindir. Onlara nasihat eyle. Ta ki bu korkunç yerden kendilerini korusunlar. Vücutlarını böyle azaba sürükleyecek şeylerden kaçınsınlar. O gün ben asilere merhamet etmem.'' ne ak sakallı ihtiyarlarına ne de gençlerine şefkat göstermem dedi. Alemlerin efendisi ağlamaya başladı. Mübarek başından sarığını çıkarıp şefaate ve Allahü Teala'ya yalvarmaya başladı. Ümmetinin zayıflığını ve böyle azaba takat getiremeyeceklerini söyleyerek o kadar ki Cebrail aleyhisselam ve cümle melekler de beraber ağlaştılar. Allahü Teala'dan hitap geldi ki Ey Habibim senin hürmetin ve kıymetin benim katımda büyüktür. Duan kabul olunmuştur. Hatırını hoş tut. Seni muradına eriştirdim. Sana öyle bir makam veririm ki pek çok sayıda asileri senin şefaatin ile bağışlarım ta ki sen yeter diyesin. Ey Habibim her kim benim emrimi tutarsa azap ve cezadan kurtulur, rahmetime nail olur. Cennette beni görmek şerefine kavuşur. Sana ve ümmetine gecede ve gündüzde elli vakit namaz farz ettim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ederek, O makamdan sonra arşa eriştim. Semavattan geçip, Musa'nın aleyhisselam, bulunduğu makama geldim. Bana Hak hala sana ve ümmetine ne farz eyledi dedi. Ben de her gün ve gece için 50 vakit namaz kılınmasını bana farz kıldı dedim. Rabbine dön, biraz hafifletmesini dile. Çünkü ümmetin bunun altından kalkamaz. Ben İsrail oğullarını denedim ve yokladım dedi. Bunun üzerine Rabbime döndüm ve dedim ki, Ya Rabbi, ümmetimden bu emri biraz hafif eyle. Bunun üzerine elli vakitten sadece beş vakit indirdi. Musa'ya aleyhisselam döndüm ve beş vakit indirdi dedim. Dedi ki, Rabbine dön, biraz daha hafifletmesini dile. Çünkü ümmetin bunun altından kalkamaz.'' Böylece Musa aleyhisselam ile Rabbimin arasında gidip geldim. Ve nihayet Allahü Teala şöyle buyurdu. Bu namazı beş vakte indirdim. Her namaz için on sevap vardır. Bu bakımdan sonunda yine elli namaz olur. Zira her kim bir sevabı kastedip de yapamazsa, onun için bir sevap yazılır.'' Fakat yaparsa, bire mukabil tam on sevap yazılır. Fakat bir günaha kastedip yapmazsa, hiçbir şey yazılmaz. Yaparsa, ancak o bir günah olarak kayda geçer. Sonra Musa'ya aleyhisselam, inip durumu anlattım. Yine, dön biraz daha hafifletmesini dile dedi. Bunun üzerine ona, Rabbime çok münacaatta bulunduğum için artık utanıyorum dedim buyurdular. Allahü Teala böylece sevgili peygamberimizin çektiği sıkıntılarla yaralanan mübarek kalbini teselli eyledi. Hiçbir mahlukuna vermediği, kimsenin bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetleri ona ihsan eyledi. Alemlerin efendisi sonra bir anda Kudüs'e ve oradan Mekke-i Mükerreme'ye, Ümmihani'nin evine geldiler. Yattığı yer henüz soğumamış, leğendeki abdest suyunun hareketi durmamış idi. Dışarıda dolaşan Ümmihani'yi uyuklamış, bir şeyden haberi olmamıştı. Peygamber Efendimiz, Kudüs'ten Mekke'ye gelirken, Kureyş'in kervanına rastladı. Kervandaki bir deve ürktü, yıkıldı. Rasulullah Efendimiz sabah olunca, Kâbe yanına gidip, miracını anlattı. Kâfirler, Muhammed aklını kaçırmış, iyice sapıtmış diye alay ettiler. Müslüman olmaya niyetli olanlar da tereddüde düştüler. Müşriklerden bazıları sevinerek, Ebu Bekir'in evine geldiler. Çünkü onun, akıllı, tecrübeli, hesaplı bir tüccar olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Kapıya çıkınca, Ey Ebu Bekir! sen çok kere Kudüs'e gidip geldin. iyi bilirsin. Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek ne kadar zaman sürer diye sordular. Hazreti Ebu Bekr, iyi biliyorum, bir aydan fazla dedi. Bu söze sevinen kafir güruhu, akıllı tecrübeli adamın sözü böyle olur dediler. Gülüp alay ederek ve Hazreti Ebu Bekr'in de kendileri gibi düşüneceğini umarak senin efendin Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Artık iyice sapıttı dediler. Hazreti Ebu Bekre sevgi, saygı gösterip bel bağladılar. Hazreti Ebu Bekr, Rasulullah Efendimizin mübarek adını işitince, eğer o söylediyse doğrudur. Bir anda gidip geldiğine ben de inandım. Deyip içeri girdi. Kâfirler şaşkınlık içinde, Vay canına! Muhammed ne yaman büyücüymüş! Ebu Bekre sihir yapmış! Diyerek geri döndüler. Hazreti Ebu Bekr, Hemen Resulullah Efendimizin yanına geldi. Büyük kalabalık arasında, Yüksek sesle, Ya Resûlallah! Miracınız mübarek olsun. Bizleri senin gibi büyük peygambere hizmetçi yapmakla şereflendirdiği ve mübarek yüzünü görmekle kalpleri alan ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdiği için Allahü Teala'ya sonsuz şükürler ederim. Ya Resulallah senin her sözün doğrudur İnandım. canım sana feda olsun dedi. Hazreti Ebubekir'in sözleri kafirleri şaşırttı. Diyecek şey bulamayıp dağıldılar. Şüpheye düşen İmanı zayıf birkaç kişinin de kalbine kuvvet verdi. Rasulullah efendimiz o gün Ebu Bekre Sıddık dedi. Bu adı almakla derecesi bir kat daha yükseldi. Bu hale çok kızan kafirler müminlerin kuvvetli imanına Peygamberimizin her sözüne hemen inanmalarına onun çevresinde pervane gibi dönmelerine dayanamadılar resulullah efendimizi mahcup ve malum etmek için imtihan etmeye başladılar ya muhammed kudüse gittim diyorsun söyle bakalım mescidin kaç kapısı kaç penceresi var gibi sorular sordular resulullah efendimiz hepsine birer birer cevap verdiler efendimiz cevap verirken hazreti ebubekr öyledir ya resulallah derdi Halbuki Resulullah Efendimiz edebinden, hayasından karşısındakinin yüzüne bile bakmazdı. Buyurdu ki: Mescid-i Aksa'da etrafıma bakmamıştım. Sorduklarını görmemiştim. O anda Cebrail Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne getirdi. Pencereleri görüp sayıyor ve sorularına hemen cevap veriyordum. Resulullah Efendimiz yolda develi yolcular gördüğünü söyledi. İnşallah çarşamba günü gelirler buyurdu. Çarşamba günü güneş batarken kervan Mekke'ye ulaştı. Kervandakilere sorduklarında fırtına eser gibi olduğunu ve bir devenin yıkıldığını söylediler. Bu hal müminlerin imanını kuvvetlendirdi. Kafirlerin düşmanlığı da gittikçe arttı. Hicretten bir yıl önce, Recep ayının 27'sinde Cuma gecesi vuku bulan bu mucizeye, Miraç denir. Resulullah miraca ruh ve bedeniyle uyanık bir halde çıktı. Miraç gecesinde, ona nice ilahi hakikatler gösterildi ve beş vakit namaz, bu gecede farz kılındı. Ayrıca Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi ihsan edildi. Miraç, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm suresiyle bazı hadisi şeriflerde bildirilmektedir. Sevgili Peygamberimiz Miraç'tan sonra eshabına cenneti anlatırken buyurdular ki: "Ya Ebu Bekr, senin köşkünü gördüm. Kızıl altından idi senin için hazırlanan nimetleri müşahede ettim. Hazreti Ebu Bekir de, o köşk ve köşkün sahibi, sana feda olsun ya Resûlallah, dedi. Efendimiz, Hazreti Ömer'e dönerek, ya Ömer, senin köşkünü gördüm. Yakut'tan idi. O köşkte çok huriler var idi. Fakat içeri girmedim. Senin gayretini düşündüm, buyurdular. Hazreti Ömer çok ağladı. Göz yaşları arasında anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Senden de gayret kıskanmak olur mu dedi. Daha sonra Hazreti Osman'a buyurdular ki ya Osman seni her gökte gördüm. Cennette köşkünü görüp seni düşündüm. Hazreti Ali'ye buyurdular ki ya Ali, senin suretini dördüncü semada gördüm. Cebrail'e sual ettim. Dedi ki, Ya Resûlallah, melekler hazret Ali'yi görmeye aşık oldular. Hak Teâlâ, onun suretinde bir melek yarattı. Dördüncü gökte durur. Melekler onu ziyaret eder, bereketlenirler. Sonra senin köşküne girdim. Bir ağaçtan bir yemiş kokladım.'' ondan bir huri çıktı, yüzüne perde çekti. Sen kimsin ve kiminsin dedim. Amcan oğlu Ali için yaratıldım ya Resulallah dedi. Miraç gecesinin sabahında Cebrail aleyhisselam gelerek Resulullah Efendimiz'e beş vakit namazı vakitlerinde imam olarak kıldırdı. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam, Kâbe kapısı yanında, iki gün bana imam oldu. İkimiz, fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olunca, ikindiyi, güneş batarken, üst kenarı kaybolunca, akşamı ve şafak kararınca, yatsıyı kıldık. İkinci günü de sabah namazını, hava aydınlanınca, öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı olunca, ikindi bundan hemen sonra, akşamı oruç bozulduğu zaman, yatsıyı gecenin üçte biri olunca kıldık. Sonra, Ya Muhammed! Senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin beş vakit namazın her birini bu kıldığımız iki vaktin arasında kılsınlar, dedi. Namaz vakitleri böylece bildirildikten sonra, Habeşistan'a da haber gönderilerek, beş vakit namazı kılmaları ve farz olduğundan itibaren, kılmaya başladıkları vakte kadar olan namazlarını, kaza etmeleri bildirildi. Ey cemali, nuri çeşmi evliya! El medet, ey madeni nuri hüda! Hakipayi tutiyâyi asfiyâ! El meded ey madeni nuri huda Kimse sensiz bulamaz hakka vusul Feyzi lutfunla olur merdi kabul Rahmeten lil aleminsin ya Resul El meded ey madeni nuri huda Eyledim Eyledin hat cürüm ile cerim oldum eşhası heva ile nedim eyle isyanım şefaat ya kerim el medet ey madeni nuri huda ey keremkanı resul kibriya kemterindir bu selimi pür hata dergahından iltica eyler ata el medet Ey madeni nuri hüda! Yavuz Sultan Selim, Selimi. Hicret. Sevgili Peygamberimiz her sene Kabe'yi ziyarete gelen kabileleri dine davet ediyor, onların cehennem ateşinden kurtulup ebedi saadete kavuşmaları için çalışıyor ve her türlü hakarete aldırmadan peygamberlik vazifesini yerine getirmeye devam ediyordu kabilelerin konak yerlerinde duruyor, gelenlere Allahü Teala'nın peygamberlik vazifesini yerine getirinceye kadar beni barındıracak ve bana yardım edecek kim var? Böylece kendisine cennet verilsin buyuruyor. Fakat ne barındıracak ve ne de yardım edecek bir kimse bulunmuyordu. Peygamberliğinin on birinci senesiydi. Panayır'da Kâbe'yi ziyaret için gelen Medine halkından bir toplulukla karşılaştı. Onlara, sizler kimlersiniz diye sorunca, Medineli ve Hazreç kabilesinden olduklarını söylediler. Peygamberimizin dedesi, Abdülmuttalib'in annesi Selma Hatun da, Hazreç kabilesinin Necran oğulları koluna mensuptu. Peygamberimiz, Hazreçli bu altı kişiyle bir müddet oturup, onlara İbrahim Suresi'nin 35 ila 52. ayet-i kerimelerini okudu ve İslamiyeti anlattı. Bu dine girmeleri için davette bulundu. Kabilesinin büyüklerinden ve Medine'de yaşayan Yahudilerden yakında bir peygamberin geleceğini duyan bu insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini dine çağırınca birbirlerine bakıştılar. Sonra Yahudilerin haber verdiği işte bu peygamberdir diye aralarında konuştular. Medine'de öteden beri Evs ve Hazreç kabileleri Yahudilere düşman idiler. Fırsat buldukça birbirlerine saldırırlardı. Yahudilerden önce Müslüman olup İslamiyetle şereflenirlerse onlara galip geleceklerine ve Medine'den çıkaracaklarına inanıyorlardı. Bu sebeple hemen Resulullah'ın huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Peygamber Efendimize de "Ya Resulallah, biz kavmimizi Yahudilere karşı savaşır halde bırakmıştık. Ümid edilir ki Allahü Teala onları da zat-ı sayesinde iman etmekle şereflendirir." Biz döner dönmez onları ve kavmimizi Senin Peygamberliğini kabul etmeye davet edeceğiz. Bu dinden kabul ettiğimiz şeyleri onlara da anlatacağız. Eğer Allahü Teala onları bu din üzerinde toplayıp birleştirirse senden daha aziz ve şerefli kimse olmaz dediler. Bu altı kişi gerçekten inanmış Allahü Teala'nın peygamberimize tebliğ ettiklerini kabul ve tasdik etmişlerdi. Yurtlarına dönmek için peygamberimizden izin alıp ayrıldılar. Yeni Müslüman olan bu altı kişi, Ukbe bin Amir, Esat bin Zürare, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Kutbe bin Amir, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhüm idiler. Birinci Akabe biatı ve Medine'de doğan güneş Müslüman olan altı kişi Medine'ye kavimlerinin yanına dönünce hemen İslamiyetten ve Peygamberimizden anlatmaya halkı İslam dinine girmeleri için davete başladılar. Bunda o kadar ileri gittiler ki Medine'de içinde Peygamberimizin ve İslamiyetin konuşulmadığı bir ev kalmadı. Böylece İslamiyet Hazreç kabilesi arasında yayıldığı gibi, Evs kabilesinden bazı kimselerde Müslüman oldular. Akabe'deki bu görüşmeden sonra, ertesi sene, Es'ad bin Zürare ve İslamiyet'i kabul eden 12 arkadaşı, haç mevsiminde Mekke'ye geldiler. O sene, müşrikler, Müslümanlara her senekinden daha fazla eza ve cefada bulunuyorlardı. Resulullah Efendimizi devamlı takip ediyorlar, onunla konuşan herkese işkence yapıyorlardı. Bunu öğrenen Medineliler peygamberimizle gece vakti Akabe'de görüşmek üzere söz aldılar. Gece olunca buluştular. Bağlılıklarını arz edip bütün emir ve isteklerine teslim olacaklarına söz vererek biat ettiler. Bu sözleşmede Allahü Teala'ya ortak koşmayacaklarına, zina yapmayacaklarına, hırsızlık etmeyeceklerine, iftiradan kaçınacaklarına, ayıplanmak ve rızık korkusuyla çocuklarını öldürmeyeceklerine dair taahhütte bulundular. İkisi Evs kabilesine, diğerleri de Hazret kabilesine mensup olan bu on iki kişinin reisi, Esat bin Zürare ydi. Sevgili Peygamberimiz, bu on iki kişiyi kabilelerine temsilci yaptı. Bunlar kabilelerine İslamiyeti anlatıp onlar adına Resulullah Efendimize karşı kefil olacaklardı. Esad bin Zürare de hepsi adına temsilci tayin edilmişti. İlk Akabe biatında bulunanlar Malik bin Necar oğullarından Esad bin Zürare, Avf bin Haris, Muaz bin Haris, Züreyk bin Amir oğullarından Rafi bin Malik, Zekvan bin Abdikays, Gan bin Avf oğullarından Übabe bin Samit, Gusayna oğullarından Yezid bin Salebe, Acılan bin Zeyd oğullarından Abbas bin Ubade, Haram bin Kaab oğullarından Ukbe bin Amir, Sevat bin Gan oğullarından Kutbe bin Amir, Abdül Eşhel bin Cüşem oğullarından Ebul Heysem, Malik bin Teyyahan ve Amr bin Avf Üveyn bin Saideydi. Bu sözleşmeden sonra Medine'ye dönen Hazreti Esat ve arkadaşları kabilelerine gece gündüz İslamiyeti anlatarak hak dine davet ettiler. Bu davet neticesinde İslamiyet Medine'de süratle yayılmaya başladı. Öyle ki daha önce birbirine düşman olan Evs ve Hazreç kabileleri bir araya gelmiş, İslamiyeti daha iyi öğrenebilmek için Resulullah Efendimizden bir muallim istemişlerdi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyeti öğretmek için Mekke'deki eshabından Hazreti Musab bin Umeyr'i hoca olarak Medine'ye gönderdi. Hazreti Musab Hazreti Esad'ın evinde kaldı. Onunla birlikte ev ev dolaşarak herkese İslamiyeti duyurdular. Rasulullahın sevgisini ve onu bütün düşmanlarından korumak için canla başla çalışacaklarına söz vermelerini istediler. Onları Rasulullah ile yapılacak biata hazırladılar. Esat bin Zürare Hazretlerinin kabile reisi de Saat bin Muaz olup onunla akraba idiler. O zaman Araplar arasında akrabaya karşı hakaretten kaçınmak adet olduğu için daha iman etmemiş olan Saat bin Muaz Esat bin Zürare Hazretlerinin evine gidip bu işi engellemeye çalışmadı. Kendisi bir kabile reisi olarak buna el koymak istemiyordu. Bu maksatla kabilesinin ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayra mahallemize git. Gelen şu kişiyi gör. Ne yapacaksan yap. Esad benim teyzemin oğlu olmasaydı, bunu sana havale etmezdim, dedi. Bunun üzerine, Üseyd bin Hudayr, mızrağını alıp, Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in bulunduğu eve gitti. Oraya varınca, hiddetle konuşmaya başladı. Bize niçin geldiniz? İnsanları aldatıyorsunuz. Hayatınızdan olmak istemiyorsanız, buradan derhal ayrılın, dedi. Onun bu kızgın halini gören Mus'ab bin Umeyr, Hele biraz otur, sözümüzü dinle, maksadımızı anla, beğenirsen kabul edersin, yoksa engel olursun diyerek, gayet yumuşak ve nazik cevap verdi. Üseyd sakinleşip, doğru söyledin dedi ve mızrağını yere saplayarak oturdu. Hazreti Mus'ab'ın tatlı konuşmasıyla insanın kalbine işleyen sözlerini ve hoş sesiyle okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinledi. Kendinden geçip, bu ne güzel şey, diye söylendi. Sonra, bu dine girmek için ne yapmak lazımdır, dedi. Anlattılar ve Üseyd bin Hudayr, kelime-i şehadet söyleyerek Müslüman oldu. Sevincinden yerinde duramayan Hazreti Üseyd, ben gidip size birini göndereyim. Eğer o Müslüman olursa, Medine'de onun kavminden iman etmedik hiç kimse kalmaz diyerek, süratle kalkıp gitti. Doğruca Sa'd bin Muaz'ın yanına vardı. Sa'd bin Muaz, onu görünce, Yemin ederim ki, Üseyd, buradan gittiği yüzde gelmiyor, dedi. Sonra da, Ne yaptın ya Üseyd? diye sordu. Hazreti Üseyd bin Hudayr, Saad bin Muaz'ın Müslüman olmasını çok arzu ettiğinden, o kişiyle, Mus'ab bin Umeyr ile konuştum. Onların bir fenalığını görmedim. Yalnız, duyduk ki, Beni Harise oğulları, teyze oğlun Esad'ın, böyle bir kimseyi evinde barındırmasından kuşkulanarak, onu öldürmek için harekete geçmişler, dedi. Bu sözler, Saat bin Muaz'a çok dokundu. Çünkü birkaç sene önce yapılan bir savaşta, Beni Harise oğullarını yenip, Hayber'e sığınmaya mecbur etmişlerdi. Bir sene sonra da affedip, memleketlerine dönmelerine izin vermişlerdi. Buna rağmen, onların böyle bir tavır takınmaları düşüncesi, Saat bin Muaz'ı çok kızdırmıştı. Halbuki aslında böyle bir durum yoktu. Üseyd bin Hudayr, bu hileye başvurarak Saad bin Muaz'ın teyzesine ve oğlu Esad bin Zürare'ye dolayısıyla Mus'ab bin Umeyr'e zarar vermesini önlemek istemişti. Böylece onların tarafına geçmesine ve nihayet Müslüman olmasına zemin hazırladı. Saad bin Muaz Üseyd bin Hudayr'ın bu sözleri üzerine yerinden fırlayıp Hazreti Esad bin Zürare'nin yanına gitti. Oraya varınca, Esad ile Mus'ab bin Umeyr'in son derece huzur ve sükûn içerisinde oturup, sohbet ettiklerini gördü. Yanlarına yaklaşıp, Ey Esad! Aramızda akrabalık olmasaydı, sen bunları yapamazdın, dedi. Bu sözlere, Hz. Mus'ab bin Umeyr cevap vererek, Ey Esad! Biraz dur, otur ve bizi dinle. Anla! Sözlerimiz hoşuna giderse ne ala. Yok beğenmezsen bunu sana teklif etmeyiz. Sen de kalkıp gidersin dedi. Sa'd bin Muaz bu mülayim ve tatlı sözler karşısında sakinleşip bir kenara oturdu ve onları dinlemeye başladı. Musab bin Umeyr Hazretleri Sa'd bin Muaz'a önce İslamiyeti anlattı. İslamiyetin esaslarını açıkladı. Sonra tatlı ve güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okudu. Okudukça Saad bin Muaz'ın hali değişiyor, kendinden geçiyordu. Kur'an-ı Kerim'in eşsiz belagatı karşısında kalbi yumuşadı ve büyük bir tesir altında kaldı. Kendini tutamayıp "Siz bu dine girmek için ne yapıyorsunuz?" dedi. Mus'ab bin Umeyr hemen kelime-i şahadeti öğretti. O da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Müslüman oldu. Saat bin Muaz Müslüman olmaktan duyduğu huzur ve sevinçten yerinde duramıyordu. Derhal evine gidip öğrendiği gibi gusül amdesti aldı. Sonra kavminin toplanmasını istedi. Üseyd bin Hudayr'ı yanına alıp, halkın bulunduğu yere vardı. Abdül Eşhel oğullarına hitaben, Ey Abdül Eşhel oğulları! Siz beni nasıl tanırsınız? dedi. Onlar, hep bir ağızdan, Sen bizim reisimiz ve büyüğümüzsün. Biz sana tabiiz diye cevap verdiler. Saat bin Muaz, onların bu sözleri üzerine, O halde hepinize haber veriyorum. Ben Müslüman olmakla şereflendim. Sizin de Allahü Teala'ya ve onun Resulüne iman etmenizi istiyorum. Eğer iman etmezseniz sizin hiçbirinizle konuşup görüşmeyeceğim." dedi. Abdül Eşer oğulları reisleri Saat bin Muaz'ın Müslüman olduğunu ve kendilerini de İslam'a davet ettiğini duyar duymaz hep birlikte Müslüman oldular. O gün akşama kadar Medine semalarını kelime-i şehadet ve tekbir sadalarıyla çınlattılar. Bu hadiseden kısa bir müddet sonra bütün Medine halkı Evs ve Hazreç kabileleri İslamiyeti kabul ettiler. Her ev İslam nuruyla aydınlandı. Saat bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr kabilelerine ait bütün putları kırdılar. Bu durum sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bildirilince çok memnun oldular. Mekkeli Müslümanlar sevinç içindeydiler. Bu sebeple o seneye miladi 621 Senetüs sürur sevinç yılı denildi. İkinci Akabe biatı. Resulullah Efendimize peygamberlik vazifesi tebliğ edileli 13 sene olmuştu. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara zulmü son haddine varmış ve dayanılmaz bir hale almıştı. Medine'de ise Esat bin Zürare ile Musab bin Umeyr'in hizmetleri sayesinde Evs ve Hazreçliler Müslümanlara kucak açacak, onları bağırlarına basıp uğrunda her fedakarlığı yapacak aşk ve şevkin içindeydiler. Resulullah Efendimizin de bir an önce Medine'yi teşriflerine arzuluyorlar onun uğrunda mallarını ve canlarını esirgemeyeceklerine dair söz veriyorlardı. Haç mevsimi gelmişti. Mus'ab bin Umeyr ile beraber Medineli 73 erkek ve iki kadın Müslüman Mekke'ye geldiler. Haçtan sonra hepsi yine Akabe'de Peygamberimizle buluştular. Esat bin Zürare ve 12 temsilci kabileleri adına Peygamberimizin Medine'ye hicret etmelerini rica ve teklif ettiler. Rasulullah Efendimiz onlara Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i kerimeleri okuduktan sonra kendi canlarını, çoluk ve çocuklarını nasıl koruyup gözetirlerse onu da öyle koruyacaklarını temin etmek üzere onlardan kesin söz istedi. Henüz Müslüman olmayan Resulullah Efendimizin amcası Hazreti Abbas da orada bulunuyordu. Biat için gelen bu topluluğa şöyle hitap etti. Ey Medineliler! Bu kardeşimin oğludur. İnsanlar içinde en çok sevdiğim de odur. Eğer onu tasdik edip, Allah'tan getirdiklerine de inanıyor ve beraberinizde alıp götürmek istiyorsanız, beni tatmin edecek sağlam bir söz vermeniz lazımdır.'' Bildiğiniz gibi Muhammed Aleyhisselam bizdendir. Biz onu ona inanmayan kimselerden koruduk. O bizim aramızda izzet ve şerefiyle korunmuş olarak yaşamaktadır. O bütün bunlara rağmen herkesten yüz çevirmiş, size katılıp sizinle beraber gitmeye karar vermiştir. Eğer siz bütün Arap kabileleri birleşip üzerinize hücum ettiğinde onlara karşı koyacak kadar savaş gücüne sahipseniz bu işe girişiniz bu hususu da aranızda iyice görüşüp konuşunuz sonradan ayrılığa düşmeyiniz verdiğiniz sözde durup onu düşmanlarından koruyabilecek misiniz bunu layıkıyla yapabilirseniz ne ala yok Mekke'den çıktıktan sonra onu yalnız bırakacaksanız şimdiden vazgeçiniz ki yurdunda şerefiyle korunmuş olarak yaşasın. Hazret Abbas'ın bu konuşmasına Medineli Müslümanlar üzüldüler. Sanki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi memleketlerine götürdüklerinde onu müşriklere karşı koruyamayacak, sıkışınca terk edeceklermiş gibi bir sözle karşılaşmışlardı. Medineli sahabilerden Esat bin Zürare Hazretleri Peygamber Efendimiz'e dönerek, Ya Resûlallah, izin verirseniz birkaç sözüm vardır. Onu hazretinize arz edeyim, dedi. Fahri Kainat Efendimiz izin verince, Hazreti Esat, Anam babam sana feda olsun ya Resûlallah. Her davetin yumuşak veya sert bir yolu, usulü vardır. Şimdi siz, bizi öyle bir şeye davet ediyorsunuz ki, onu insanların kabul etmesi gayet zordur. Zira insanların öteden beri tapına geldikleri putları bırakıp İslam'ı kabul etmesi çok güçtür. Buna rağmen biz İslam'ı bütün kalbimizle kabul ettik. Bir de müşrik olan akrabalarımızla alakayı kesmeyi emrettiniz. İhlas ile onu da kabul ettik. Bilirsiniz ki bunu da kabul çok zordur. Amcalarının bile düşman kesilip muhafaza etmediği yüksek zatınıza kucak açıp bu şerefli vazifeyi üzerimize vacip ve lazım bildik. Hepimiz bu sözlerimizde mutabıkız. Dilimizle ne söylüyorsak, kalbimizle onu tasdik ediyoruz. Kendi çoluk çocuğumuzu nasıl muhafaza ediyorsak, mübarek vücudunuzu da kanımızın son damlasına kadar koruyacağımıza yemin ediyoruz eğer bu ahdimizi bozarsak Allahü Teala'ya verdiğimiz sözde durmayıp şakiler zümresine dahil olalım ya Resulallah biz bu sözümüzde sadıkız Allahü Teala muvaffak eylesin dedi sonra da ya Resulallah bizden kendiniz için istediğiniz teminatı alıp şart koşabilirsiniz diye devam etti Peygamber Efendimiz onları İslamiyete teşvik etti. Kur'an-ı Kerim okudu. Sonra buyurdu ki: Sizden Rabbim için olan şartım Allahü Teala'ya ibadet etmeniz ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamanız. Kendim ve eshabım için olan şartım bizi barındırmanız, bana ve eshabıma yardımcı olmanız, kendinizi savunduğunuz, koruduğunuz şeylerden bizleri de korumanızdır. Berâ bin Mağrur, seni hak din ve kitap ile peygamber gönderen Allahü Teala'ya and olsun ki çoluk çocuklarımızı savunup koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Bizimle biatlaş ya Resulallah dedi. Medineli Müslümanlardan Abbas bin Ubade Peygamber Efendimizle yapılan anlaşmayı pekiştirmek için arkadaşlarına Ey hazretçiler Muhammed aleyhisselamı niçin kabul ettiğinizi biliyor musunuz dedi Onlar da evet cevabını verdiler Bunun üzerine siz onu hem sulh hem de savaş zamanları için kabul edip ona tabi oluyorsunuz Eğer mallarınıza bir zarar gelince akraba ve yakınlarınız helak olunca peygamberimizi yalnız ve yardımsız bırakacaksanız bunu şimdiden yapınız. Vallahi eğer böyle bir şey yaparsanız dünyada ve ahirette helak olursunuz. Eğer davet ettiği şeyde mallarınızın gitmesine ve yakın akrabalarınızın öldürülmesine rağmen ona vefa etmeyi aklınız kesiyorsa tutunuz. Vallahi bu dünyanız ve ahiretiniz için hayırlıdır." deyince arkadaşları biz Peygamberimizden mallarımız ziyan olsa da, yakınlarımız öldürülse de vazgeçmeyiz. Ondan hiçbir zaman ayrılmayız. Ölmek var, dönmek yok dediler. Sonra Peygamber Efendimiz'e dönerek, "Ya Resûlallah! biz bu ahdimizi yerine getirirsek bize ne vardır?" diye sordular. Sevgili Peygamberimiz o zaman Allahü Teala'nın razı olması, ve cennet var buyurdular. Bunlardan her biri, kavminin temsilcileri, vekilleri olarak söz verdiler. İlk önce, Hazreti Esad bin Zürare, ben Allahü Teala'ya ve onun Resulüne verdiğim sözü yerine getirmek, canımla ve malımla ona yardım hususundaki vadimi gerçekleştirmek üzere biat ediyorum, diyerek musafaha etti. Arkasından her biri bu şekilde biatı tamamlayıp Allahü Teala'nın ve Resulü'nün davetini kabul ettik, dinledik ve boyun eğdik diyerek memnuniyetlerini ve teslimiyetlerini arz ettiler. Böylece Resulullah'ın uğrunda canlarını ve mallarını çekinmeden ortaya koydular. Kadınlar ile biat sadece söz ile yapılmıştı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık, iftira ve zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, yalan söylememek, hayırlı işlere muhalefette bulunmamak hususlarında onlardan söz aldılar. Medinelilerin Peygamber Efendimize biat ettiği sırada Akabe tepesinden bir ses Ey minada konaklayanlar, Peygamber ile Medine'li Müslümanlar sizlerle savaşmak üzere anlaştılar diye bağırdı. Peygamberimiz bu ses için bu Akabe'nin şeytanıdır dedikten sonra seslenene de ey Allahü Teala'nın düşmanı senin de hakkından gelirim buyurdular. Biat eden Medine'lilere de siz hemen konak yerlerinize dönün buyurdular. Abbas bin Ubade, Ya Resûlallah, yemin ederim ki, istediğin takdirde, yarın sabah, Mina'da bulunan kâfirlerin üzerine yürür, onların hepsini kılıçtan geçiririz, dedi. Peygamber Efendimiz memnun oldular. Fakat, bize henüz bu şekilde hareket etmemiz emrolunmadı. Şimdilik yerlerinize dönünüz, buyurdular. İmam-ı Nesai'nin, Abdullah İbni Abbas'tan rivayetine göre, Ensardan Akabe biatında bulunanlar Rasulullah'ın yanına gelmekle muhacirlerden olmuşlardır. Hicret Son Akabe biatıyla Medine Müslümanlara huzur bulacakları ve sığınacakları bir yer olmuştu. İkinci Akabe biatını duyan Mekkeli müşriklerin tutumları çok şiddetli ve pek tehlikeli bir hal almıştı. Müslümanlar için Mekke'de kalmak tahammül edilemeyecek derecedeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme durumlarını arz ederek hicret için müsaade istediler. Bir gün sevgili peygamberimiz sevinçli bir halde Eshab-ı Kiram'ın yanına gelip sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Yesrib, Medine'dir. Oraya hicret ediniz.'' ve orada Müslüman kardeşlerinizle birleşin. Allahü Teala onları size kardeş yaptı. Yesrib'i, Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı, buyurdu. Resulullah Efendimizin izni ve tavsiyesi üzerine Müslümanlar Medine'ye birbiri ardınca bölük bölük hicret etmeye başladılar. Peygamber Efendimiz hicret edenlere son derece ihtiyatlı ve tedbirli davranmalarını sıkı sıkıya tembih ediyordu. Müslümanlar, müşriklerin dikkatini çekmemek için, küçük kafileler halinde yola çıkıyor ve mümkün mertebe gizli hareket ediyorlardı. Medine'ye ilk hicret eden Ebu Seleme, müşriklerden çok eziyet görmüştü. Neden sonra işin farkına varan müşrikler, hicret için yola çıkan Müslümanlardan, görebildiklerini yoldan çevirmeye, kadınları kocalarından ayırmaya, gücü yettiklerini hapse atmaya başladılar ve çeşitli cefalara tabi tuttular. Onları dinlerinden döndürmek için her türlü eziyeti yaptılar. Fakat bir iç harbin patlak vermesinden korktukları için öldürmeye cesaret edemediler. Müslümanlar ise buna rağmen her fırsatı değerlendirerek Medine yollarına düştüler. Hazreti Ömer de bir gün kılıcını kuşandı. Yanına oklarını ve mızrağını alıp herkesin önünde Kâbe'yi yedi defa tavaf etti. Oradaki müşriklere yüksek sesle şunları söyledi. İşte ben de dinimi korumak için Allahü Teala'nın yolunda hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak, anasını ağlatmak isteyen varsa, şu vadinin arkasında önüme çıksın. Böylece Hazreti Ömer'le 20 kadar Müslüman güpe gündüz çekinmeden Medine'ye doğru yola çıktılar. Onun korkusundan bu kafileye hiç kimse dokunamadı. Artık göçlerin arkası kesilmiyor, eshab-ı kiram bölük bölük Medine'ye ulaşıyordu. Bu arada Hazreti Ebu Bekr de hicret için izin istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sabreyle ümidim odur ki Allahü Teala bana da izin verir beraber hicret ederiz. Hazreti Ebubekr anam babam sana feda olsun. Böyle ihtimal var mıdır diye sorunca peygamberimiz evet vardır buyurarak sevindirdiler. Hazreti Ebubekr 800 dirhem vererek iki deve satın aldı ve o günü beklemeye başladı. Artık Mekke'de sevgili peygamberimizle Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ali, fakirler, hastalar, ihtiyarlar ve müşriklerin hapse attığı müminler kalmıştı. Diğer taraftan Medineliler, Ensar, hicret eden Mekkelileri, muhacirleri çok iyi karşılayıp misafir ettiler aralarında kuvvetli bir birlik meydana geldi. Rasulullahın da hicret edip Müslümanların başına geçeceği ihtimaliyle Mekkeli müşrikler telaşa kapılmışlardı. Mühim işleri görüşmek için bir araya geldikleri Darun Nedve'de toplandılar. Ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Şeytan Şeyh-i Necdi kılığında yani ihtiyar bir neçli şeklinde müşriklerin yanına geldi konuşmalarını dinledi. Çeşitli teklifler öne sürüldü fakat hiçbiri beğenilmedi. Sonra şeytan söze karıştı ve Düşündüklerinizin hiçbiri çare olamaz. Çünkü ondaki güler yüz ve tatlı dil her tedbiri bozar. Başka çare düşününüz diyerek fikrini söyledi. Kureyş'in reisi olan Ebu Cehl her kabileden kuvvetli bir kimse seçerim ellerinde kılıçlarıyla Muhammed'in üzerine saldırsınlar. Kılıç vurup kanını döksünler. Kimin öldürdüğü belli olmasın. Böylece mecburen diyete razı olurlar. Biz de diyetini verir, sıkıntıdan kurtuluruz dedi. Şeytan da bu fikri beğendi ve hararetle teşvik ve tavsiye etti. Müşrikler bu hazırlık içindeyken Allahü Teala Resulüne hicret emri verdi. Cebrail aleyhisselam gelerek müşriklerin kararını ve o gece yatağında yatmamasını bildirdi. Sevgili peygamberimiz Hazreti Ali'ye kendi yatağında yatmasını, bıraktığı emanetleri sahiplerine vermesini söyleyerek "Bu gece yatağımda yat uyu. Şu hırkamı da üzerine ört. Korkma. Sana hiçbir zarar gelmez." buyurdu. Hazreti Ali Peygamber Efendimizin emrettiği şekilde yattı. Habibullah'ın yerine hiç korkmadan kendi nefsini feda etmeye hazırdı. Hicret gecesi kafirler Rasulullah Efendimizin saadet hanelerinin etrafını sarmışlardı. Peygamber Efendimiz mübarek evlerinden çıktılar. Yasin-i Şerif suresinin başından on ayet-i kerimeyi okudular ve bir avuç toprak alıp kâfirlerin başına saçtılar. Her kimin başına bu topraktan değmişse, hepsinin Bedr gazasında öldürüldüğü rivayet edilmiştir. Rasulullah Efendimiz, sıhhat ve selametle aralarından geçip, Hazreti Ebu Bekir'in evine ulaştı. Müşriklerden hiçbiri onu görememişti. Bir müddet sonra, müşriklerin yanına biri gelip burada ne bekliyorsunuz diye sorunca, Muhammed'in evden çıkmasını diye cevap verdiler. O gelen, yemin ederim ki Muhammed aranızdan geçip gitti, başınıza da toprak saçtı dedi. Müşrikler, ellerini başlarına götürdüler. Hakikaten, başlarında toprak buldular. Derhal kapıya hücum edip, içeri girdiler. Hazreti Ali'yi, Resul aleyhisselamın yatağında görünce, Resul-i Ekrem'in nerede olduğunu sordular. Hazreti Ali, bilmem, beni onun muhafazasına memur mu ettiniz dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi tartakladılar. Kâbe'nin yanında bir müddet hapsedip sonra bıraktılar. Kâfirler, Rasulullah Efendimiz'i bulmak için dışarıya çıkıp aramaya başladılar. Önce Hazreti Ebu Bekir'in evine giderek, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'ya sordular. Cevap vermeyince dövdüler. Her yeri aramalarına rağmen bulamadılar ve çılgına döndüler. En azılıları olan Ebu Ceh, Mekke ve civarında tellallar bağırtarak, sevgili peygamberimizi ve Hazreti Ebu Bekri bulup getirenlere ve yerlerini bildireceklere yüz deve vereceğini vaad etti. Onun bu vaadini duyan ve mala tamah eden bazı kimseler, silahlanıp atlarına binerek aramaya koyuldular. Rasulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in evini teşrif edip hicret etmeme izin verildi. Buyurunca Hazreti Ebu Bekir Sıddık heyecanla mübarek ayağınızın tozuna yüzümü süreyim ya Rasulallah. Ben de beraber miyim? diye sorunca Efendimiz evet buyurdular. Hazreti Sıddık sevincinden ağladı gözyaşları arasında, Anam babam, canım sana feda olsun ya Resûlallah. Develer hazır. Hangisini murad ederseniz, onu kabul buyurunuz dedi. Âlemlerin sultanı, benim olmayan deveye binmem, ancak parasıyla alırım buyurdular. Bu kesin emir karşısında, mecbur kalan Hazreti i Sıddık, devenin fiyatını söyledi. Hazreti i Bekr, Abdullah bin Üreykıt isminde, kılavuzluğuyla meşhur olan zatı çağırıp, yol göstermesi için ücretle tuttu ve develeri üç gün sonra Sevr Dağı'ndaki mağaraya getirmesini emretti. Safer ayının 27'sinde Perşembe günü, Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir Sıddık, yanlarına bir miktar yiyecek alarak yola çıktılar. Hazreti Ebu Bekr Resûlullah'ın çevresinde, bazen sola, bazen sağa, öne arkaya gidiyordu. Peygamberimiz niçin böyle yaptığını sorunca etraftan gelecek bir tehlikeyi önlemek için eğer bir zarar gelirse önce bana gelsin. Canım yüksek zatınıza feda olsun ya Resulallah dedi. Server-i Âlem efendimiz buyurdular ki: Ya Ebabekr başıma gelecek bir musibetin benim yerime senin başına gelmiş olmasını ister misin? Hazreti Sıddî, evet ya Rasûlallah, seni hak dinle, hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki, gelecek bir musibetin senin yerine benim başıma gelmesini isterim dedi. Sevgili peygamberimizin nalini dar olduğundan yolda parçalandı ve mübarek ayakları yaralandı yürüyecek hali kalmamıştı. Güçlükle dağa çıkıp mağaraya ulaştılar. Kapı önüne geldiklerinde Hazreti Ebu Bekr, Allah için ya Resulallah içeri girmeyin, ben gireyim. Orada zararlı bir şey varsa bana gelsin. Mübarek zatınıza bir keder, bir elem değmesin, dedi ve içeri girdi. İçeriyi süpürüp temizledi. Sağında solunda, irili ufaklı birçok delikler vardı. Hırkasını parçalayıp delikleri kapadı. Fakat biri açık kaldı. Onu da ökçesiyle kapayıp Resulullah'ı içeri davet eyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve mübarek başını Ebu Bekir'in kucağına koyup uyudu. O zaman Hazreti Sıddık'ın ayağını yılan soktu. Resulullah'ın uyanmaması için sabredip hiç hareket etmedi. Fakat gözyaşı Resulullah'ın mübarek yüzüne damlayınca ne oldu ya Ebu Bekir? buyurdular. Hazreti Ebu Bekir ayağım ile kapattığım delikten bir yılan ayağımı soktu dedi. Resulullah Efendimiz Ebu Bekir'in yarasına iyi olması için mübarek ağzının yaşından sürünce, acısı hemen dindi, şifa buldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekr içerideyken, müşrikler iz takibede ede mağaranın önüne geldiler. Ağzını bir örümceğin ördüğünü ve iki güvercinin de yuva yaptığını gördüler. İz sürücü Kürzbin Alkame, işte burada iz kesildi dedi. Kafirler, eğer onlar buraya girmiş olsalardı, kapının üzerindeki örümcek ağının yırtılmış olması lazım gelirdi, dediler. Bazıları, buraya kadar geldik, mağaraya biriniz girsin baksın, deyince, Ümeyye bin Halef kafiri, sizin hiç aklınız yok mu? Üzerinde kat kat örümcek ağı bulunan şu mağarada ne işiniz var? yemin ederim ki bu örümcek ağını Muhammed doğmadan önce örmüştür dedi. Müşrikler kapı önünde münakaşa ederlerken içeride Hazreti Ebu Bekr endişeye kapıldı ve Ya Resulallah vallahi kendim için tasalanmıyorum. Fakat yüksek zatınıza bir şey gelmesinden korkuyorum. Ben öldürülürsem bir tek kişiyim. Hiçbir şey değişmez.'' Lakin size bir zarar gelirse bütün ümmet helak olur, din yıkılır dedi. Kainatın sultanı efendimiz Ya Ebu Bekr üzülme. Şüphesiz Allahü Teala bizimledir buyurdu. Ebu Bekr Sıddık Ya Resulallah canım sana feda olsun. Onlardan biri başını eğip baksa bizi görür deyince efendimiz ya Ebu Bekir iki kişi ki üçüncüsü Allahü Teala'dır üzülme Hak Teala bizimledir buyurdu. Müşrikler içeri bakmadan geri döndüler. Allahü Teala bu hali Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruyor. Eğer siz ona Habibime yardım etmezseniz, hatırlayın o vakti ki, kâfirler onu Mekke'den, ikinin ikincisi olarak, Hazreti i Ebu Bekir ile çıkardıklarında, Sevr dağının tepesindeki mağaradayken, Allahü Teala ona, Resulullah'a yardım etmişti. O zaman arkadaşına, Ebu Bekri Sıddık'a, üzülme, Allahü Teala'nın yardımı, nusreti muhakkak bizimledir demişti. Allahü Teala onun üzerine sekinetini indirmiş, onu habibini görmediğiniz manevi ordularla kuvvetlendirmiş, kâfirlerin küfür kelimesini alçaltmıştı. Allahü Teala'nın tevhid kelimesi ise çok yücedir. Allahü Teala mutlak galiptir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 40 Sevgili Peygamberimiz ile Hazreti Ebu Bekr, bu mağarada geceli gündüzlü üç gün kaldılar. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah, Mekke'de duyduklarını, geceliğin mağaraya gelip haber veriyor, azatlı kölesi ve sürülerinin çobanı, Amir bin Füheyre ise, geceleri süt getirip, izleri siliyordu. Sevr mağarasından, dördüncü günü ayrılan sevgili peygamberimiz, Kusva adlı devesine bindi. Bir rivayete göre, terkisine Hazreti Ebu Bekre bindirdi. Diğer deveye de, Amir bin Füheyre hazretleriyle yolları iyi bilen, Abdullah bin Üreykıt bindiler. âlemlerin efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın met ettiği beldelerin en kıymetlisi olan Mekke-i Mükerreme'den vatanından ayrılıyordu. Devesini Harem-i Şerife doğru döndürüp mahzun bir halde vallahi sen Allahü Teala'nın yarattığı yerlerin en hayırlı Rabbim katında en sevgili olanısın senden çıkarılmamış olsaydım, çıkmazdım. Bana senden daha güzel, daha sevgili yurt yoktur. Kavmim beni senden çıkarmamış olsalardı, çıkmaz, senden başka bir yerde yurt yuva tutmazdım, buyurdular. O anda, Cebrail aleyhisselam inip, Ya Resûlallah, vatanına müştak mısın, özledin mi? dedi. Efendimiz de, evet, müştakım buyurdular. Cebrail aleyhisselam, sonunda Mekke'ye döneceğini müjdeleyen Kasas suresi 85. ayeti kerimesini okuyup, mübarek hatırını teselli eyledi. Yolculuk sakin geçiyordu. Müşrikler, her yeri aramalarına rağmen bulamıyorlar, Cenab-ı Hak, Habibini onların şerrinden muhafaza ediyordu. Resulullah Efendimiz Kudeit denilen yere geldiklerinde Ümmü Mabet isminde cömertliğiyle meşhur, akıllı, iffetli bir hanımın çadırı önünde durdular. Ücretiyle yiyecek, hurma ve et almak istediler. Ümmü Mabet eğer olsaydı para ile değil, ziyafet çeker, ikramda bulunurdum. Kıtlık ve geçim sıkıntısı sebebiyle elimizde bir şey kalmadı, dedi. Süt var mı diye sorduklarında yoktur. Davarlar kısırdır diye cevap verdi. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yanında duran zayıf bir koyunu işaret ederek buyurdular ki Ey ümme mabet bu koyun niçin burada bağlı duruyor? O da gayet hasta ve zayıf olduğundan sürüden kaldı. Dermanı olmadığı için gidemedi dedi hiç sütü var mıdır? Bu koyunu sağmama izin verir misiniz buyurunca, Anam babam sana feda olsun, sütü yoktur. Fakat onu sağmanıza hiçbir şey mani değildir, dedi. Resulullah Efendimiz, koyunun yanına gelip, Allahü Teala'nın ismini zikrettiler. Bereket ile dua ettikten sonra, mübarek elini koyunun memesine sürdüler. O anda meme, süt ile doldu ve akmaya başladı. Hemen kap getirip doldurdular. Önce Ümmü Mabed'e verdiler. O içtikten sonra Hazreti Ebu Bekre ve diğerlerine verip doyuncaya kadar içmelerini sağladı. En sonunda kendisi içti. Bir daha mübarek elini koyunun memesine dokunup sığadılar ve çadırda bulunan en büyük kabı istediler. Onu da doldurup Ümmü Mâbede teslim ettiler. Oradan ayrıldıktan sonra Ümmü Mâbed'in kocası geldi ve sütü gördü. Sevinerek bu süt nereden geldi diye sorunca Ümmü Mâbed bir mübarek kimse gelip hanemizi şereflendirdi. Gördüklerin onun himmeti ve bereketidir dedi. Tarif eder misin sıfatı ve cemali nasıldır diye sordu. Ümmü Mâbed gördüğüm o mübarek zat pek biçimli ve güler yüzlüydü. Gözlerinde bir miktar kırmızılık, sesinde naziklik vardı. Mübarek kirpikleri uzun idi. Gözünün akı pek beyaz, karası da çok siyah olup kudretten sürmeliydi. Saçları siyah, sakalı sık idi. Sustuğunda üzerinde bir vakar ve ağır başlılık vardı konuşurken tebessüm ediyor sözleri sanki dizilmiş birer inci gibi ağzından tatlı tatlı dökülüyordu uzaktan çok heybetli görünüyor yakına gelince çok tatlı ve cazip bir hal alıyordu yanında bulunanlar emrini yerine getirmek için canla başla koşuyorlardı diyerek daha pek çok hasletlerini saydı bunları hayretle dinleyen kocası Yemin ederim ki bu zat Kureyş'in aradığı kimsedir. Eğer ben ona rastlasaydım hizmetiyle şereflenir, yanından ayrılmazdım." dedi. Rivayete göre o koyun 18 sene yaşadı. Fahri Alem efendimizin bereketiyle sabah akşam onunla geçinirlerdi. Ümmü Mabed'in kocası Resulullah Efendimizin ardı sıra gidip Rum vadisinde yetişti ve Müslüman oldu. Ümmü Mabet de Müslüman oldu. Süraka bin Malik Müşrikler, Medine'ye doğru yola çıkan Muhammed aleyhisselamı ve Hazreti Ebu Bekri devamlı arıyorlardı. Bulamadıkları takdirde, kendileri için pek büyük bir tehlike baş gösterecekti. Çünkü Müslümanların bir İslam devleti kurup, kısa zamanda kendilerini ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlardı. Bu sebeple müşrikler her şeylerini ortaya koydular. Peygamber Efendimizle Hazreti Ebu Bekri öldürene veya esir edene yüz devenin yanı sıra sayısız mal ve para vereceklerini vaat ettiler. Bu haber Süraka bin Malik'in mensub olduğu Müdli coğulları arasında da yayıldı. Süraka bin Malik, iyi iz sürerdi. Bu yüzden olup bitenlerle yakından ilgilendi. Mütli coğulları bir salı günü Süraka bin Malik'in oturduğu bölge olan Kudeyt'te toplanmışlardı. Toplantıda Süraka bin Malik de vardı. O sırada Kureyş'in adamlarından biri gelip Süraka'ya "Ey Süraka, vallahi ben az önce sahile doğru giden üç kişilik bir kafile gördüm. Onlar herhalde Muhammed ile eshabıdır, dedi. Süraka durumu anladı. Fakat ortaya çok fazla mükafat konulduğu için, bunu tek başına elde etmek istiyordu. Bu sebeple başkasının haberdar olmasına arzu etmiyordu. Hayır, o senin gördüğün filan kimseler, filan kişilerdir. Biraz önce geçmişlerdi. Onları biz de gördük diyerek, önemli bir şey yokmuş gibi konuştu. Süraka bin Malik biraz daha bekledi. Dikkat çekmeden evine geldi. Hizmetçisine atını ve silahını alıp vadinin arkasında kendisini beklemesini söyledi. Kendisi de kargısını almış, parmaklığının dikkati çekmemesi için ucunu aşağıya çevirmişti. Atını koşturmaya başladı. Yoluna devam ederek nihayet izlerini buldu. Yaklaşınca birbirlerini iyice görebiliyorlardı. Hatta Süraka, Peygamber Efendimizin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i bile işitiyordu. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkalarına hiç bakmıyorlardı. Hazreti Ebu Bekr geriye bakınca Süraka'yı görüp telaşa kapıldı. Peygamber Efendimiz ona mağaradaki gibi üzülme. Allahü Teala bizimle beraberdir buyurdu. Buhari Hazretlerinin rivayetine göre bu sırada Hazreti Ebu Bekr bir atlının kendilerine yetiştiğini resul ü Ekrem'e arz edince Peygamber Efendimiz "Ya Rabbi onu düşür." diye dua buyurdular. Başka bir rivayette Süraka yanlarına kadar gelince Hazreti Ebu Bekr ağlamaya başladı. resul ü Ekrem Efendimiz niçin ağladığını sorunca, Vallahi kendim için ağlamıyorum. Sana bir zarar gelmesinden korktuğum için ağlıyorum, dedi. Süraka, Peygamber Efendimiz'e saldırabilecek kadar yaklaştı. Ya Muhammed! Seni bugün benden kim koruyacak? dedi. Server-i âlem Efendimiz de, beni cebbar ve kahhar olan Allahü Teala korur cevabını verdi. O sırada Süraka'nın atı iki ön ayaklarıyla dizlerine kadar yere battı. Bundan kurtulup tekrar saldırmaya teşebbüs edince atının ayakları yine yere saplandı. Süraka atını ne kadar zorladıysa da onu bir türlü kurtaramadı. Başka yapacağı hiçbir şey yoktu. Çaresiz kalınca şefkat ve merhamet sahibi olan Rasulullah Efendimize yalvarmaya başladı. Bütün olgunlukları ve iyi ahlakı kendisinde toplayan, üstün ahlak ve yaratılış üzere olan Peygamberimiz onun bu dileğini kabul etti. Süraka, ya Muhammed, muhafaza olunduğunu anladım. Dua et de kurtulayım. Bundan sonra sana asla zarar vermem.'' senin peşine düşenlere de senden hiç bahsetmeyeceğim diyordu. Kainatın efendisi Ya Rabbi eğer o sözünde doğru ve samimi ise atını kurtar diye dua edince Allahü Teala bu duayı kabul buyurdu. Süraka bin Malik'in atı ancak bu duadan sonra çukurdan kurtulabilmişti. Bu sırada Atın ayağının battığı yerden göğe doğru duman gibi bir şey yükseliyordu. Süraka hayretler içerisinde kaldı ve bütün bu olup bitenlerden Muhammed aleyhisselamın daima korunmakta olduğunu anladı. Pek çok şeye şahit olmuştu. Sonunda: "Ya Muhammed, ben Süraka bin Marik'im. Benden asla şüpheniz olmasın. Size söz veriyorum." Bundan sonra beğenmediğiniz hiçbir işi yapmayacağım. Kavmin seni ve arkadaşlarını yakalayana çok mükafat vereceğini vaad etti, dedi. Ve Kureyş müşriklerinin yapmak istediklerini birer birer anlattı. Hatta onlara yol azığı ve binmek için deve vermek istediyse de, sevgili Peygamberimiz kabul etmedi ve ona, Ey süraka! sen İslam dinini kabul etmedikçe, ben de senin deveni ve sığırını arzu etmem, istemem. Sen bizi gördüğünü gizli tut yeter, buyurdu. İbn-i da şöyle nakleder. Süraka, Peygamber Efendimiz'e, bana istediğini emrettiğince deyince, Rasulullah Efendimiz, yurdunda dur, hiç kimsenin bize yetişmesine meydan verme, buyurmuştur. Allahü Teala dileyince her şey oluyordu. Ona halis bir şekilde güvenip rızası yolunda yürüyünce akıl almaz hadiseler meydana geliyordu. Resulullah Efendimizi öldürüp büyük mükafatlara kavuşma hırsıyla kükreyen bir aslan tavrıyla yola çıkan Süraka artık Munis uysal bir çocuk gibiydi. Her şeye kadir olan Allahü Teala habibine zarar vermemesi için Süraka'nın kalbini iyiliğe doğru çevirmişti. Elbette Allahü Teala Habibini sallallahu aleyhi ve sellem yalnız bırakmayacaktı. Çünkü o insanlara merhamet için onların dünyada ve ahirette ebedi saadet ve mutluluğa kavuşması için gönderdiği sevgili peygamberiydi. Şuraka bundan sonra izi üzerine geri döndü. Başından geçenleri karşılaştığı kimselere de anlatmadı. Müjde, müjde! Kainatın sultanı geliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekr, Amir bin Füheyre ve kılavuzları Abdullah bin Üreykıt, Hicretin birinci senesi, Rebiul Evvel ayının 8'inde pazartesi günü miladi 622 yılı Eylül ayının yirminci günü kuşluk vakti Kuba köyüne ulaştılar. Bugün Müslümanların Hicri Şemsi yılının sene başı oldu. Külsüm bin Hidm isminde bir Müslümanın evinde kaldılar. Burada ilk mescidi yaptılar. Kuba vadisinde İlk cuma namazını kıldılar ve ilk hutbeyi irad ettiler. Kuba Mescidi ayet-i kerimede mealen temeli takva üzerine kurulan mescit. Tevbe suresi 108. ayet diye buyrularak met Bu arada Mekke'de kalan Hazreti Ali Rasulullah Efendimizin Kabe-i Şerif'te devamlı bulundukları makama oturdu. Resul-i Ekrem'de kimin nesi var ise gelsin alsın diye nida ettirdi. Herkes gelip nişanını söyleyerek emanetini aldı. Böylece emanetler sahiplerine teslim edildi. Mekke-i Mükerreme'de kalan ashab-ı güzin Hazreti Ali'nin kanadı altına sığındılar. Resulullah'ın saadet haneleri Mekke'de olduğu müddetçe Hazreti Ali de orada kaldı. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem Efendimiz evinin Medine-i Münevvere'ye getirilmesine emir buyurdular. Allah'ın aslanı Hazreti Ali Kureyş kâfirlerinin toplandıkları yere gitti. İnşallahü Teala yarın Medine-i Münevvere'ye gidiyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Ben buradayken söyleyin buyurdu hepsi başlarına eğip hiçbir şey söylemediler. Sabah olunca Hazret Ali Resul-i Ekrem Efendimizin eşyalarını toplayıp Resulullah Efendimizin ehli beyti ve kendi akrabalarıyla beraber yola koyuldu. Resulullah Efendimize şişmiş olan ayaklarından kanlar akar vaziyette Kuba'da yetişti. Gündüzleri saklanıp geceleri yaya olarak yürüdüğü bu yolculuğun sonunda, Peygamberimizin huzuruna gidemeyecek bir hale gelmişti. Resul i Ekrem Efendimiz bunu haber alınca, bizzat kendisi teşrif etmiş, Hz. Ali'yi görünce haline acımış, sevgili, fedakâr amcazadesini kucaklamış, mübarek elleriyle o hak yolunda binlerce meşakkate katlanmış olan, narin nazik ayaklarını okşamış, kendisine afiyeti için dua buyurmuştu. Hatta Hazret Ali'nin bu fedakarlığı üzerine insanlardan öyleleri vardır ki Allahü Teala'nın rızası için nefsini feda eder. Bakara suresi 207. Ayet-i Celilesinin nazil olduğu rivayet edilir. Medine'ye daha önce hicret eden ashab-ı kiram ile Medine'li Müslümanlar kainatın sultanının Mekke'den hicret için hareket ettiğini duyunca teşrifini hararetle ve heyecanla bekliyorlardı. Bu sebeple Medine-i Münevverenin dış semtlerine gözcüler koyup şehirlerini şereflendirecekleri anda efendimizi karşılamak için can atıyorlardı. Onun muhabbetiyle yananlar kızgın çölün suya olan hasreti gibi gözlerini ufka dikerek günlerce beklediler. Nihayet birden geliyorlar, geliyorlar diye bir ses işitildi. Sesi duyanlar sıcak çölün ortalarına doğru göz gezdirmeye başladılar. Evet, evet. Onlar da kızgın çölde, güneşin yakıcı sıcaklığına rağmen, büyük bir heybetle kendilerine doğru ilerlediklerini görmüşlerdi. Sevinçle birbirlerine, müjde, müjde, Rasulullah geliyor, Peygamberimiz geliyor, sevinin ey Medineliler, bayram edin, Habibullah geliyor, baş tacımız geliyor, diyerek bağırmaya başladılar. Bu haber, bir anda Medine-i Münevvere sokaklarını doldurdu. Yedisinden yetmişine, yaşlısından hastasına kadar herkes, bu eşi görülmedik, sevinçli haberi bekliyorlardı. Bütün Medineliler, en güzel elbiselerini giyinerek, süratle alemlerin efendisini karşılamak için koştular. Tekbir sadaları semayı çınlatıyor, sevinçten gözyaşları sel gibi akıyordu. Hüzün ve mutluluk dolu bir hava esiyor ve Medine, tarihinde en güzel gününü yaşıyordu. Bir tarafta, herkesin emin lakabıyla tanıdığı, Allahü Teala'nın Habibini öldürmek için üzerine mükafat koyanlar, diğer tarafta ise, onu ve arkadaşlarını korumak, bağırlarına basmak, ve bu uğurda canlarını feda etmek isteyenler vardı. Medineliler bir an önce sevgili peygamberimizin nurlu cemalini görmek istiyorlardı. Medine, Medine olalı, böyle sevinçli, böyle mübarek bir an görmemişti. Bu, o güne kadar yaşanmamış bir bayramdı. Benzeri görülmemiş ve görülmeyecek olan bu bayramda, çocuklar ve kadınlar şöyle şiirler terennüm ediyorlardı. Tala al bedru aleyna min seniyatil veda ve cebe şükrü aleyna ma de Allahu dai ey yuhal mebusu fina ci'te bil emril muta Seniyetül Veda'dan Bedr doğdu üstümüze. Hakka davet ettikçe şükr vacip oldu bize. Sen bize gönderildin, emrullahı getirdin, Medine'ye hoş geldin, şeref verir davetin. İzzet ikramla dolduk, eskilerden kurtulduk, mecde kavuştuk, doyduk, ziyandaydık, kar bulduk. Zulmet gideren ay der, selam ehline deyin. Muhammed'e aleyhisselam uyana asla zulüm etmeyin. Hep birlikte söz verdik, yemin edilen günde. Doğruluk yolumuzdur, hainlik olmaz dinde. Vallahi ben unutmam, elemsiz gün hiç yoktu. Şahitsin em yıldızı, vefan, sevgin pek çoktu. Hoş geldin ya Resûlallah. Bize buyurun ya Resûlallah şeklindeki istekler ortalığı çınlatıyordu. Medine'nin ileri gelen kimselerinden bazıları, kusvanın yularından tutup, ya Resûlallah bize buyurun diyerek istirhamda bulundular. Onlara, devemin yularını bırakınız, o memurdur kimin evinin önünde çökerse, orada misafir olurum, buyurdular. Herkeste büyük bir heyecan ve merak başladı. Acaba kusva nereye çökecekti? Medine içine doğru kusva ilerliyor, her kapının önünden geçerken, ev sahipleri, Ya Resûlallah, bizi teşrif ediniz, bizi teşrif ediniz diye yalvarıyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara tebessüm buyurarak, devenin yolunu açınız. Nereye çökeceği ona buyurulmuştur, diyordu. Kusva, nihayet, Peygamber Efendimizin, bugünkü Mescid-i Şerif'inin kapısının bulunduğu yere çöktü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, devesinden inmediler. Hayvan tekrar ayağa kalktı, yürümeye başladı. Eski yere çöktü ve bir daha kalkmadı. Bunun üzerine Efendimiz, kusmanın üzerinden inip, İnşallah menzilimiz burasıdır. Ve burası kimindir buyurunca, Ya Resûlallah, Amr'ın oğulları Süheyl ve Sehlindir, diye cevap verdiler. Bu çocuklar yetim miydi? Peygamberimiz, akrabalarımızdan hangisinin evi buraya daha yakındır, buyurdular. Zira, Resulullah Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in annesi Necar oğullarından idi. Halit bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri sevinçle "Ya Resûlallah! benim evim daha yakındır. İşte şu evim, şu da kapısı." diyerek heyecanla gösterdi. Kusfa'nın yükünü indirip Resulullah Efendimizi buyur etti. Medineli Müslümanlar ve muhacirler, Efendimizin hicretine pek ziyade sevindiler. Ruhun bir noktayı nuru hüdadır ya Resulallah. Cemalin halet efsa dilgüşadır güşadır ya Resulallah. Vücudu rahmet asarın tulu zulmeti küfrü giderdi cümle iman aşinadır ya Resulallah. Gülistan risalet içre zatı gülbünün ancak hüdayı bir nihali müntehadır ya Resulallah. Kerem kıl ey hüdavenda şerifi hücceti mevla necibin derdine feyzin devadır ya Resulallah. Sultan Üçüncü Ahmet Necip Medine-i Münevvere Devri Sevgili Peygamberimizin, Bîset'in 13. yılı, 12 Rebiyül evvelinde, miladi 622 senesinde, Medine'ye hicretiyle, 10 sene sürecek olan Medine devri başladı. Peygamber Efendimiz, Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin evini teşrif edince, alt katta oturmayı tercih ettiler ve buraya yerleştiler. Böylece kainatın efendisini ağırlama ve evinde bulundurma şerefi bu mübarek zata nasip oldu. Hazreti Halit şöyle anlattı. Resulullah evimi şereflendirdiğinde alt katta oturmayı tercih etmişlerdi. Biz de üst katta oturuyor ve bu hale çok üzülüyorduk. Bir gün Anam babam size feda olsun ya Resûlallah. Benim yukarıda oturmama, sizin de alt katta bulunmanıza gönlüm razı olmuyor. Hoş görmüyorum. Bu bana çok ağır geliyor. Ne olur, zat ı yukarıda, bizim de alt katta oturmamıza müsaade buyurunuz, dedim. Bunun üzerine, ya Ebâ evin alt katında bulunmamız, bize daha münasip ve elverişlidir, buyurdular gelen ziyaretçilerle daha rahat görüşme düşüncesiyle alt katta kalmayı uygun gördüler. Biz de evin üst katında bulunduk. Bir gün su testimiz kırıldı. Dökülen suların Resulullah'ın üzerine damlayıp rahatsız olmasından korkarak hanımımla örtüneceğimiz tek kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyub el üst katta olmaktan son derece sıkılıyordu. Sonunda kendisi alt kata inip Resulullah Efendimizi yukarı çıkardı. Ebu Eyyub Hazretleri buyurdu ki Resulullah Efendimize daima akşam yemeği yapıp gönderirdik. Kalanını bize gönderdiği zaman ben ve hanımım Ümmü Eyyub Resulullah'ın elinin değdiği yerleri araştırarak oralardan yer ve bununla bereketlenirdik. Yine bir gece yapıp gönderdiğimiz Soğanlı veya sarımsaklı yemeği Resulullah geri çevirmişti. Onda izini göremeyince feryat ederek yanına gittim. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Siz akşam yemeğini geri çevirdiniz. Fakat onda mübarek izini göremedim. Halbuki ben ve Ümmü Eyyub geri çevirdiğin yemekte elinin değdiği yerleri araştırmakta ve bununla bereketlenmekteydik dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Bu sebzede bir koku hissettim. Ondan yemedim. Ben melekle konuşan bir kişiyim. O yemek haram mıdır?" diye sordum. "Hayır. Fakat ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmadım." buyurunca, "Sizin hoşlanmadığınız şeyden ben de hoşlanmam." dedim. Peygamberimiz "Siz onu yiyiniz." buyurdular. Bunun üzerine biz de ondan yedik ve bir daha o sebzeden Rasulullah'a yemek yapmadık. Yine bir defasında Rasulullah Efendimizle Ebu Bekre yetecek kadar yemek hazırlayıp huzurlarına götürdüm. Rasulullah, ya Ebu Eyyub, Ensar'ın eşrafından otuz kişiyi davet et buyurdu. Ben yemeğin azlığını ve belki Rasul Ekrem bu yemeği çok zannettiler diye düşünürken tekrar ya Ebu Ensar'ın eşrafından otuz kişiyi davet et, buyurdular. Binlerce düşünce içinde Ensar'dan otuz kişi davet ettim, geldiler. O yemekten yediler, doydular. Bir mucize olduğunu anlayıp gelenlerin imanları kuvvetlendi ve bir daha biat ettiler, gittiler. Sonra 60 kişi davet et, buyurdular. Ben mucize olarak yemeğin azalmadığını gördüğümden daha ziyade sevinerek 60 kişiyi Resulullah'ın huzuruna davet ettim. Geldiler, o yemeklerden yediler. Hepsi Resulullah'ın mucizesini tasdik ederek döndüler. Ardından Ensar'dan 90 kişi çağır buyurdular. Çağırdım, geldiler. Resulullah'ın emri üzerine Onar onar sofraya oturup yediler. Hepsi de bu büyük mucizeyi görüp gittiler. Böylece 180 kişi yemek yedi. Yemek ise benim götürdüğüm kadardı ve hiç el sürülmemiş gibi duruyordu.